Efendim iyi akşamlar. Bakış açısına hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi 21.30'da yine ekranlarınızın karşısındasınız. Bizleri izliyorsunuz. Sıcak konuları, gündemde öne çıkan konuları çok değerli konuklarımızla konuşmaya başlayacağız. Evet, gazeteci Murat Kerkitlioğlu hoş geldiniz. AK Parti 22. dönem milletvekili Sayın Resul Tosun hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. AK Parti CHP 24. dönem milletvekilleri Sayın Erdal Aksünger hoş geldiniz efendim ve Kadir Gökmen Öğüt siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, dün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü çeşitli törenlerle Atatürk anıldı. Minnetle, saygıyla bu bir kez daha tekrarlayalım ama bu şeylerde düzenlenen törenlerde yapılan konuşmalar çok konuşuldu. İsterseniz sıcağı sıcağına yapılan açıklamalarla başlayalım. Çünkü hala konuşulmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Beştepe'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada şu cümleleri sarf etmişti Cumhurbaşkanı. Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır. Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları var. Onunla ilgili açıklamaları da hatırlatacağız ama Sayın Tosun sizle başlayalım. Yani buradan bir tartışma başladı. Kimler sizce Atatürk maskesi takıyor? Yani siz bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle başlamak belki daha uygun olacak. Devletler ve rejimler kendilerinden önceki devlet ve rejimleri kendilerini öne çıkarabilmek için ya küçümserler ya yok sayarlar. Bu sadece Cumhuriyet dönemi için geçerli değil. Osmanlılar mesela Selçukluları görmezden gelmişlerdir. Osmanlı tarihçilerine bakın sanki Selçuklu yok gibidir. Yani aynı şeyi biz Cumhuriyet döneminde de Osmanlı'ya karşı görüyoruz. Cumhuriyet dönemi tarihçileri Osmanlı dönemini yok sayar demeyelim ama küçümseyen efendim bir kalemde geçiştiren bir şey yapmıştır. Hatta bunu Gazi bir öz eleştiri olarak kendisi aynen şu ifadeyi kullanmıştır. Cümle uzun yeri gelince hepsini şey yaparım okurum. Cumhuriyetiz dedik rejimimizi tehlikeye düşürmemek için saltanat devrini kötüledik. Kazanılmış büyük zaferleri bile birkaç satırla geçiştirmeye başladık. Bu 1974'te Atatürk'ün Fikir Kaynakları diye Milliyet Gazetesi'nde 15 Kasım 74'te yayınlanmış bir tefrikadan alıntıydı. Şimdi doğru, Türkiye Cumhuriyet döneminde rejimi yüceltebilmek için Osmanlı dönemi gölgelenmiştir. Ben Başkan Erdoğan'ın bu tespitini her iki tarafa da hem Cumhuriyet bizimdir hem Osmanlı bizimdir diyerek bir erdem göstermiştir. Ben onu takdir ediyorum. Yani biz ne Osmanlı'dan vazgeçebiliriz? Kökümüz, kökenimiz orası. Gazi de nitekim bir Osmanlı subayıdır. Ne de Cumhuriyet'ten vazgeçebiliriz? Cumhuriyet de bizim artık kökleşmiş bir devletimizdir, rejimimizdir. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi Türkiye'deki lüzumsuz bir takım hem Atatürk'ü sevenlerin aşırı mübalağalarına diyelim hem de karşıtlarının çok aşırı bir şekilde davranmalarının önüne set çekecek objektif bir yaklaşım olmuştur. Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir. Evet, Sayın Öğüt size soralım. Şimdi bir yandan da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da gençlerle buluştu. Bugün o konuya da değindi. Bir kere gardırop Atatürkçülüğü yapmayacağız dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Hem Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu sözleri hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bu sözleri birleştirecek olursak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Kimler Atatürk maskesi takıyor? Kimler gardırop Atatürkçülüğü yapıyor? Peki, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Dün 10 Kasım'dı. Bütün yurtta Atatürk'ün ölüm yıl dönümü büyük bir saygıyla kutlandı. Çocuğundan yaşlısına Dolmabahçe Sarayı doldu. Anıtkabir'i doldu. Bütün sokaklarda saygı gösterisi vardı. Bir rekor kırıldığı söyleniyor. İnanılmaz rekorlar kırıldı. 10 saatte 105 bin ziyaretçi haberlerimize de verdik. Geçen haftada Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümüydü.
Sokaklarda inanılmaz derecede şenlikler vardı. Bu bir rahatlamanın, başörtülü, başı açık, çarşaflı, çarşafsız, peçesiz. Ben sokaklardaki bütün gösterilere katıldım. İnanılmaz sivil bir gösteri vardı. Resmi gösterilere de katıldım ama resmi gösterilerin dışında inanılmaz bir iççilik vardı. Bu Cumhuriyet'in nasıl içselleştirildiğinin gösterisiydi. Yıllardır Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dü galiba. Her Cumhuriyet Bayramı'nda rahatsızlanıyordu. Bir türlü Cumhuriyet Bayramları böyle kitlelerle kutlanamıyordu. Bunların rahatsızlıkları sanıyorum topluma bir şey verdi. İç içelik, sivil kutlama. Yani Cumhuriyet'i biz sivil kutlayacağız. Sivil bir şekilde kutlayacağız. Yani o normların dışına çıkacağız. Gardırop Atatürkçülüğünün dışına çıkacağız. Gerçekten Atatürk'ü anlayacağız şeklinde oldu. Bu Cumhuriyet'i bize yaşatanlara, Atatürk'e başta, İnönü'ye, Kazım Karabiker'e, Bayar'a, Orba'ya, yani sayamadığım bütün Cumhuriyet kurucularına burada şükranlarımı arz ediyorum. Bu Cumhuriyet'i iyi ki bize vermişler. Bizi Orta Doğu'dan ayıran laik, demokratik Cumhuriyet'i bize ulaştırmaya çalışmışlar. Eksiğiyle, gediğiyle çok farklıyız. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Daha demokratikleştirmek bizim görevimiz, gençlerin görevi, bundan sonra gelecek nesillerin görevi. İyi ki Cumhuriyeti kurmuşlar. Onlara tekrar minnetlerimi iletiyorum. Gardırop Atatürk'ü derseniz bu bizim içimizde uzun yıllardır da sıkıntılı bir iş. Yani Türkiye'nin en önemli Atatürkçüleri, ben sizin bildiğiniz anlamda Atatürkçü değilim diye kitaplar yazdılar, makaleler yazdılar. Ciddi anlamda Atatürk'ü belli bir şeye hapsedenlere, yani Kenan Evren türü Atatürkçülere her zaman karşı olduk, karşı da olacağız. Yani onlar Atatürk, Kenan Evren, Atatürkçülük adına Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili her tür olumsuzluğu yaptı. Bizi toplumla sıkıntılı şeylere soktular. Herkes onları CHP ile özdeşleştirdi. Hiçbir alakası yok, hiçbir şeyi yok. Yani buradaki tek söylenen şey var. Atatürk bir cumhuriyet kurdu. Osmanlı'nın paşasıydı. Osmanlı'nın diğer arkadaşları da Osmanlı'nın memurlarıydı, paşalarıydı. O dönemde yetiştiler. Ama nesnel koşullar bunu emrettiği için cumhuriyete geçiş yaptılar. Arkasından devrimleri yaptılar. Harf inkılabı yaptılar. Tevdid-i Tedrisat kanunu çıkarttılar. Halifelik çıkarttılar. Laiklik konusunda çok önemli adımlar attılar. Orta Doğu'dan bizi ayıran en önemli kural olan laikliği öne çıkarttılar. Onun için onlara şükran borçluyuz. Bu çatışmalar doğaldır. Bu çatışmalar sırasında haksız şeyler de yapılmış olabilir. Ama genele baktığınız zaman bir devrim yapılmış, bir cumhuriyet kurulmuş, dünyadaki en sakin geçiştir. Dünyadaki bu rejimler içindeki en insanları ötekileştirmeyen, insanları yok etmeyen bir şeydir. Ama aradan 100 yıl geçmiş, hala Sayın Cumhurbaşkanı onları kaşıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o günlerde bir şeyler olmuş olabilir demesi yeterli. O günlerde eksik yanlışımız olması demesi yeterli. Ama o günler şöyleydi, bunlar Osmanlı'yı reddetti. Osmanlı'yı reddeden yok. Kazım Karabekir şeyde bu Atatürk'ün Kuvayi Milliye ve arkasından getirdiği o Samsun'dan başlayan yürüyüşte Erzurum'da emrinizdeyiz paşam demese, işte birçok Osmanlı paşası yanında yer almasa bir sürü sıkıntılar olabilir. Ama böyle bir şey yok. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Kadınlarımız özellikle cumhuriyete inanılmaz sahip çıkıyorlar. Çünkü cumhuriyetin getirmiş olduğu hak ve özgürlükleri görüyorlar. Geri dönüş mümkün değil. Ne yaparsanız yapın, bu cumhuriyet ileri bir rejim. Bu rejimin önüne geçme ihtimalleri yok. Kadınlarımız miras hukukundan tut, dördüncü kadın olma şeyinden bile rahatsızlar. Onun için herkes Atatürk'e o saygıyı gösterdiğini görüyoruz. Fakat gardırop Atatürkçülüğü yapanlara da, insanları ötekileştirenlere de, ki bunlar %1'i geçmez, biz hepimiz karşıyız. Genel başkanımızın da şeyi o. Ama bu belki biraz sonra girersiniz. Bu okuma yazma oranındaki falan. Oraya geleceğim ama önce bu başlıkla devam edelim. Çok kötü.
Bunların tartışılmasının bile anlamı yok. Yani o günkü tespitler Osmanlı'yı kötülemek için bir tespit değil. Osmanlı cahildi, bunlar cahil bıraktı değil. Yani 300 yıl matbaayı koymamışsın kardeşim. Sayın yani ona biraz sonra gireceğimiz biraz için sonra şey yapmıyorum. Sayın Kerkitlioğlu'yla devam etmek istiyorum. Sayın Kerkitlioğlu, yani Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'ya sert bir bakış görüyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tekrar hatırlatayım. Diyor ki, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyor. Ya tabii o, yani Cumhuriyet'ten önceki dönemi de aşağılayan, rencide etmeye çalışan, küçük düşürmeye çalışan bir kesim var ama ben hani bunun... Ben Kadir Bey'e katılıyorum, öyle çok büyük bir yani güruh olduğunu falan düşünmüyorum. Ama şu, hani gerçekten çok büyük bir geçmişe sahip bir ülkeyiz. Yani belki de dünyada elle tutulur birkaç imparatorluklardan bir tanesinin devamıyız. Osmanlı İmparatorluğu belki dediğim gibi dünyadaki belki de ilk 3 imparatorluklardan bir tanesi. O nedenle tabii ki onu da böyle elimizin tersiyle falan bir yere itmek, onu yok saymak mümkün değil. Yani geçmişe baktığımızda, okuduğumuzda yani nelere kadir olduğunu hepimiz biliyoruz, gördük. Tabii ki Cumhuriyet'in de çok kıymetli olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani belki de dünyada örneği olmayan bir başkaldırının, bir mücadelenin sonucu oluşmuş bir rejimden bahsediyoruz, Cumhuriyet'ten bahsediyoruz. Yani Kurtuluş Dünyaya Savaşı, da örnek olmuş. Şimdi onu söyleyeceğim, yani Kurtuluş Savaşı dediğiniz, ya ben şeye gittim mesela, Küba'ya gittim. Yani biliyorsunuz nasıl bir yer olduğunu. Küba'da bir tek bir liderin, yani Che Guevara'yı bir kenara koyun. Tek bir liderin mesela şeyi vardır. Posteri ve büstü vardır. O da Atatürk. Yani şimdi işte dünyaya örnek olmuş liderlerden, işte o mücadelelerden birini yapmış bir ülkeyiz. Tabii ki Cumhuriyet'in de değerini, kıymetini mutlaka ve mutlaka bilmemiz lazım ama ben şuna karşıyım. Bakın zaman zaman hep böyle Atatürk'ün arkasına sığınarak bu ülkede çok fazla şeyler de yapıldı. Kimilerine işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi gardırop Atatürkçüsü dendi. Kimileri işte o maskeyi taktı, Atatürk'ün ismini kullanarak ne paralar kazananları bile biliyorum. Ben o kitap yazanlardan bile bahsediyorsunuz mesela. Çok ciddi paralar kazananları da biliyoruz. Atatürk filmleri çektiler mesela. O anlamda da çok büyük paralar kazandılar. Ben mesela bunlara çok ciddi derecede karşıyım. Kimsenin elinde bir Atatürk metre yok. Kimin Atatürkçü olup kimin olmadığını biz kendimiz böyle kendi kendimize belirleyemeyiz. Kimin Atatürk'e saygı duyduğunu, kimin onun ilkeleri üzerinden hareket ettiğini, hayat tarzı oluşturduğunu, bunları ne ben ne siz böyle bir metreyle falan ölçemiyoruz. Yani böyle elimizde bir bununla ilgili bir cihaz yok, alet geliştirilmedi. Önemli olan burada samimiyettir. Demek değildir ki gerçekten bu ülkenin yani... Kurucu lideri, yani neler yaptığını oturup burada tartışmanın bile anlamı yok. Yani yedi düvele karşı mücadele etmek dediğimiz eğer bir tanım varsa bunun cuk oturduğu liderlerden ve ülkelerden bir tanesiyiz biz. O nedenle ama şunu da şey yapmamak gerekiyor. Yani Atatürk'ü tartışmasız, kesinlikle işte hiç bir yanlışı olmayan, daha doğrusu putlaştırmaktan bahsediyorum. Bu hale de getirmemek gerekiyor. Ama dediğim gibi o maske, bunu kullanmamak, çünkü o dönemdeki Atatürk'ün yapmış olduklarını da o zaman o maskeyi taktığınız anda, o maskeyi kullandığınız anda inkar etmiş olursunuz. O nedenle ben artık böyle tartışmaların bir an önce geçmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Temellerin ne kadar doğru olduğu, ne kadar sağlam atıldığı 15 Temmuz'da da yaşandı. Biz bunu da gördük. Orada da çok önemli bir direnç vardı. Bu millet, o Kurtuluş Savaşı'nı veren milletin çocukları da aynı şekilde hala devam ediyorlar. Nesli devam ettiriyorlar. Sayın Aksünger, yani biraz daha o sözleri açayım isterseniz. Diyor ki Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Samsun'a bir Osmanlı subayı olarak çıkmış. Ankara'daki meclisi yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir. Cumhuriyet'in inşası da Osmanlı'dan devralınan mevcut idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu hakikatler apaçık ortadayken sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya da gaflettir ya da art niyettir. Yani burada bir tarihi okuma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz bu okumayı nasıl görüyorsunuz?
Ya şöyle, şimdi niye bu tartışmalar var? Bir kere bence bir kere buradan bakmak lazım. Neden? Bu kadar çok karşıt olan da Osmanlı'ya yok yani, böyle bir şey yok. Ama kalkıp da Osmanlı'nın son 200 yılıyla geçmiş 1200'lerden oraya geldiği yıllara bakarsan arada çok fark var. Son 200 yılında da büyük bir zafiyet, gafletler var. Bunu eleştirirken de aşağılamak diye algılamak da yanlış. Bu doğru bir şey değildir zaten. İşte şöyle tartışmalara gel. O onu sürgüne göndermiş, hilafet şöyle olmuş. Hiç de öyle şeyler olmamış. Yani İngilizlerden hikaye belli ortada. Anadolu'daki büyük aslında bu direniş belli. Halkların hepsi. Kimin aslında şeyine bakılmamış. Bu motivasyonu sağlayabilmek de herkese nasip olmaz. Yani böyle bir şey gerçekleştirmek. Şimdi burada bu tartışma niye açılıyor? Şimdi buradaki tartışma açılmasının nedenlerinden bir tanesi, ben bu ülkede büyük zafiyetler olduğunu düşünüyorum bu konularla ilgili. Cumhuriyetin temelinde sadece cumhuriyet demekle geçilmez. Laik demokratik hukuk devletinden bahsediyoruz. Cumhuriyet kurulurken de Atatürk'ün kendi arkadaşlarından da buna karşı olanlar var. Kendi içinde de. Yani başka iddiada olanlar da var kendine göre. Şimdi öyle bir liderden bahsediyoruz. Sayın Kerkitlioğlu çok güzel anlattı. Ben hani bana da Paris Konsolosluğu teklif edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Küba'da, yani ben de gittiğimde onur gururla görüyorum orada. Yani Mustafa Kemal Atatürk hiçbir lidere nasip olmamış şekilde ideolojisi ne olursa olsun, bakın, mazlum halkları direnmiş, haksızlığa direnmiş bütün ülkelerde Atatürk sembol. Her yerde. Hemen hemen her yerde öyle. Avrupa'da da öyledir. Yani gidin, yani geçmişte bakın, Henry Kissinger'ın özellikle mesela bu konudaki söylemleri, bırakın onu Churchill'in, diğerlerinin, herkesin söylemlerine şöyle bir bakarsanız saygı duyulan, yani bu çerçeve çok değerli. Şimdi dönemin konjonktürü itibariyle eleştireceğiniz şeyler olabilir. Bundan çok daha doğal hiçbir şey olamaz. Bir ülke kurulurken dediğim gibi çok kolay kurulmamış bu ülke. Şimdi şu da garip bir durum. Bir ulus devlet mesela, bunu solcularda da oluyor. Hani Atatürk eleştirisi solcularda da olduğu zamanlarda ben hep şunu söylerim. Dönemin konjonktürü neymiş kardeş, bir bak bakalım, sen neyden bahsediyorsun ya? Avrupa'nın göbeğinde ulus devletler rüzgarı, faşist rüzgarlar esiyor aslında bir yerinden baktığınız zaman. Şimdi öbür tarafta ne var? Lenin var öbür tarafta. Ne diyor Lenin aslında o zaman? Biz destek verdik size, sizden beklentimiz başka bir şey ki derken, keşke diyor sizdeki sınıfsal savaşta bizde olsaydı. Neden bu şeyi konuşuyoruz? Çünkü Osmanlı'nın tabii matbaadır, diğer şeylerden ziyade son 200 yılında geçmişine kendince aslında o geçmişinden gelen hikayeyi takip etmiş olsaydı, ilimle, irfanla, diğer konularla birlikte, kendi imanında da var bu bir yerinden baktığın zaman, sanayi devriminden geri kalmamış olsaydı bazı şeylerle ilgili, ilim irfanı o tarafa itelemeye çalışmış olsaydı, gerçekten de şöyle bir şeyle karşı karşıya kalırdınız. Bugün o toprakların sınırlarını konuşuyor olmazdınız yani bugün. Ama kalkıp efendim işte, şimdi bu tabiri kullanmak istemiyorum ama gerçekten de hoş olmayan tabirler, Atatürk'e veya İsmet İnönü'ye karşı son 10 senede çok garip tartışmalar açıldı ve bu tartışmaları da hoş gören insanlar oldu. Bakın, hakareti hoş göremeyiz. Böyle ya, sevmiyor olabilirsiniz kardeşim. Ki ben bu memleketin %90 civarındaki insanın bu saygının içerisinde olduğuna inanan bir insanım. Çok açık ve net söylüyorum. Ama şunu yapamazsınız. Ayyaş meselesi üzerinden tartışma açısından açıklama getirsiniz. Öbür efendim İsmet İnönü konusunda şunu söylediğinde bir şey söylersiniz. Sahip çıkarsanız her şeyinize, kimse kimseye bu şeyi açmaz. Bu hikayeyi açmaz. Şimdi bir mirasın üzerinde oturduğunuz zaman, miras reddiyse bu, komplesini ya reddediyorsunuz demektir. Veya komplesini saygı çerçevesi içerisinde kendi milletiniz olarak, kendi geçmişiniz olarak kabul ediyorsunuz demektir. Hatası var mı? Tabii ki olacak yani. Her yerde hepimizin hataları olabilir. Yani 1924 Anayasası'na baktığınız zaman muhteşem bir anayasa yapılmış mesela. E şimdi kardeşim, sen diyorsun ki, sen geliyorsun şurada başka şeyleri konuşuyorsun. Milletten bahsediyorsun, milliyetçilikten bahsediyorsun. Osmanlı'daki milliyetçiliğin muhteşem olduğunu iddia edebilir misin? Ya sonuçta bir millet dediğin hikayede şu vardır. Ben bugün milliyetçiliği ne olarak görüyorum biliyor musunuz? Bu ülke gelişmiş. Bu ülkenin çocukları, dünyanın çocuklarına rekabet edebiliyor. Sen de senede en asgari ücretlin bile 2 ay tatil yapabiliyor. Eğitimde fırsat eşitsizliği ortadan kalkıyor. 30 bin dolar, 50 bin dolar milli gelirin varsa, ilimde, irfanda,
Bir sürü şeylerde ihracattaysan, teknolojide ben milliyetçiliği böyle görürüm. Yani şimdi ama şunu yapmayacağız. Şuradan imtina edeceğiz. Senin geçmişin benim geçmişim. Mesele bunun üzerinden tartışılıyor. Şimdi bakın şunu hiç unutmayalım. Özellikle bu hilafet üzerinden ve ümmet üzerinden çok yapılan konular. Öbür tarafta da gardırop Atatürk'ü tabii ki %100 aynı şeye katılıyorum. Aynı şeyi ben sosyalist geçinen dediği arkadaşlara da söylerim. Öyle yaşamıyorsanız birine inandık gibi anlatamazsınız bunu. Yaşıyorsanız öyle problem yok. Bak bunda bir şey mi? Ama şunu yapamazsınız. Şimdi birileri çıkıp bu memlekette bu tür insanlara karşı hakaret içinde oluyorsa o topluma hakaret ediyor demektir. Bunları şeysiz bırakamazsınız. Tevazu gösteremezsiniz bunlara. Şimdi dönem dönem çok videolar atıyorlar böyle. Çok hakaretvari şeyler yapanlar, konuşanlar yapıyorlar. Bu hoş görülemez. Hakaret hoş görülemez. Bu memleketi kuranlar hakaret hoş görülemez arkadaşlar. Kim olursa olsun. Ama şunu karşılaştırarak senin geçmişinden benim geçmişim deyip birini reddi miras olarak yapıyorsan burada bir problemle şöyle karşıya kalırsın. Bu memleket Atatürk'ü seviyor. Bu memleketin milleti Atatürk'ü seviyor. Dünyanın saygı gösterdiği gibi de saygı bekliyor. Çok da doğal olanı budur. Yani şimdi şunu da hani belirteyim. Bazen söylüyorlar geçenlerde bunun tartışmalarını seyrettim bir yerde. Ya işte halifeyi sürgüne gönderdi. Öyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu. Ya arkadaşlar ya, millet birbirimizi mi kandırıyoruz yani? O gün yaşanan ortama baktığımız zaman İstanbul İngilizlerin eline geçmiş. Ege'de Yunanlar, Güneydoğu'da Fransızlar, öbür tarafta İngilizler. Herkes paylaşmış hikayesini. Daha sonraki tefrikalardan gördük ki bazı şeyler. Benden çok araştırmayı seven bir insanımdır. Bu arada tırnak içerisinde bir şey söyleyeyim. Çok böyle konuşulduğu zaman. Fatih'in hikayesini okuduğum zamanlar. Orta Doğu'da ben barış gönüllü yaptığım bir dönemde. Kudüs'teki bu hikayelere baktığımda. Neden Fatih'in bu kadar başarılı olduğu noktasında muhteşem bir hikaye vardı. Fatih'in Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçmek gibi bir amacı olduğunu herkes takdir eder. Yani neden Osmanlı daha 200 yıllık Akdeniz'de gemileri yok. Çünkü Akdeniz'de 2000-3000 yıldır hakim olmuş olan Cenevizlerden tut İspanyollardan, Portekizlerden, ya Marsilyalılardan aklınıza ne geliyorsa 3000 yıllık bir Akdeniz kültürleri var. Hepsi savaş hikayesinde filoları falan var. Denizin dibi derler ki o dönemde özellikle Lübnan açıklarından gelenler, Kartacaların daha çok geldiği gitti. Onların gemilerinden doldururlar. Fatih ne yapıyor? Fatih Venedik aslında meselesi, İtalya seferi meselesi, ölümüne neden olan o seferin meselesinde baktığınız zaman şöyle bir şey. Ortodoksların merkezi İstanbul'u fethetmiş. Aslında Hristiyanların aslında kutsal gördüğü cennet topraklığı Kudüs. Kudüs'ün fethi diye bir şey yok. Kudüs'ü teslim etmişler zaten. Yani o Selahaddin Eyyubi'nin hikayesinden aynısı olmamış tabii. Kudüs'ü neredeyse savaşmadan teslim olmuş. Sonrasında ne yapmaya çalışıyor? İtalya seferi. Neresi? Katoliklerin merkezine gidiyor. Neden gidiyor? Dinler üstü bir imparatorluk veya dili yaymaya gidiyor kendince. Burada ümmetten değil aslında milletten bahsetme işinde başka bir şey konuşabilirsin. Orada da ne oluyor? Ölümünden şöyle düşünün. 4-5 sene sonra bir İspanyol kralının bir Venedikli'ye falan bir tüccara verdiği aslında bir komutana verdiği parayla Atlantik'e açılıyor değil mi? Yani peki Cebeli Tarık kimin aslında o dönemde hedefinde? Fatih'in hedefinde aslında normalde baktığınızda. Ya tarihimizde övüneceğimiz çok hikayeler var adam gibi. Ama dönüp geriye gelip de şu yakın tarihte 3-5 tane kişiye cumhuriyeti kuranlar şöyle yapmış, böyle etmiş. Bu saçmalıkların üzerinden toplumda da bir çatışma kültürü yaratıyorsun. Sayın Akçiler, bunları konuşacağız. Bir de şimdi Sayın Tosun sizle devam edeceğim. En ilginç kısmını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve belki de en çok konuşulan kısmını hatırlatalım tekrar izleyicilerimize. Birebir okuyorum cümleyi ki hiçbir yoruma açık olmadan. Diyor ki Cumhurbaşkanı özellikle erkek nüfusun önemli bir kısmı şehit oldu diyor. Çanakkale'yi düşünün. Kınalı kuzular diyoruz ya. Kınalı kuzuları biz orada kaybetmedik mi diye soruyor Cumhurbaşkanı. Orada kaybettik. Bunlar sıradan işler değil diyor. Toplam nüfusumuzun bir kısmı da sınırlarımızın dışında kaldı. Ve ekliyor. Bir de buna Cumhuriyet'le birlikte gerçekleştirilen harf devrimiyle
adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı. Bunu Osmanlı'ya yüklemek tam anlamıyla bir bühtandır diyor Cumhurbaşkanı. Sizce harf devrimiyle adeta her şey sıfırlandı mı Sayın Tosun? Yani oraya gelmeden önce bu Kurtuluş Savaşı'nın ve Gazi'nin bir Osmanlı subayı olarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını ve Kurtuluş Savaşı'nın bir Osmanlı Devleti'nin organizasyonu olduğunu kabul etmek lazım. Gazi Sivas Kongresi'nde mesela alınan kararların ikincisi nedir? Aynen okuyorum. Osmanlı toplumunun bütünlüğü ve milli bağımsızlığımızın sağlanması, yüce hilafet ve saltanat makamının korunması için milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakınız bu toplantıya girerken 36 mıdır 38 midir üye bir, tam rakamı hatırlayamıyorum. Hepsinin yaptığı bir yemin var. Yani bu Osmanlı Devleti'nin organizasyonu olduğunun tescilidir. Yemin metni aynen şöyle. Gazi de aynı yemini yapıyor. Diyor ki makamı celili hilafet ve saltanata, İslamiyete, devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasatı şahsiye, şahsi ihtiraslardan ve siyasiyeden, siyasi amaçlardan ve fırkacılık amelinden, bölücülükten münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ihyasına çalışmayacağıma namusum ve bil cümle mukaddesetim namına vallahi billahi diye bütün üyeler Gazi'nin de yaptığı yemindir. Yani tamamen devletin şeyidir. Nutuku okuduğunuz zaman Gazi'nin sonuna kadar İstanbul'a makamı hilafete saltanata bağlı olduğunu ama bir noktaya gelindiğinde de istifa ettiğini hepimiz yani nutku okursak bizzat kendisinden görürüz. Erdal Bey çok güzel bir noktaya temas etti. 1924 anayasası dedi çok mükemmel bir anayasaydı. Hakikaten mükemmel bir anayasadır. Ve Cumhuriyet'in fabrika ayarları 1924 anayasasında şekillenmiştir. Şunu da söyleyelim. Sevgide serbestiyet vardır ama saygıda mecburiyet vardır. Sevmediğiniz insana bile saygı duymak zorundasınız. 1924 Anayasası Cumhuriyet'in fabrika ayarlarıdır. Anayasanın ikinci maddesi devletin dini, dini İslam'dır yazar. Anayasanın 26. maddesinin ilk fıkrası ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini tadad eder, sayar. İlk fıkrası ahkam-ı şer'iyeyi temfizdir. Hilafeti kaldırırken halife bir şahıs, gücü, kuvveti yok. Meclis onun görevlerini ifa edecek diye o kanun ayrıca hilafet meclisin şahsı manevisinde mündemiştir şeklinde uzun bir cümledir. Şimdi kurulan cumhuriyet budur ve cumhuriyetin fabrika ayarları bunlardır. Bu tarihe kadar gelen başta Gazi olmak üzere bütün kumandanlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla anmamız gerekir. Ama bu tarihten sonra yani laik demokratik cumhuriyet deniyor da fabrika ayarlarında laiklik yok. Sonrasında çıkıyor harf, mu cumhuriyet? Harf devrimi yok. Onu anlatacağım. Harf devrimi yok. Kıyafet devrimi yok. 24 Anayasası Cumhuriyet'in fabrika ayarlarıdır ve milletin değerleriyle doğrudan doğruya barışık bir anayasadır. Ama 24'ten sonra 1922'de saltanat kaldırılmıştır ama 24'ten sonra Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi saltanatı başlamıştır. Yapılan devrimler o yani köklü devrimlerin hiçbirisi halka sorulmamıştır. Yani demokratik bir ortam yoktur. Kayıtsız şartsız egemenlik milletindir denmiştir ama 1950'ye kadar millet hiçbir şeye, millete hiçbir konuda danışılmamış, hepsi dayatılmıştır. O yüzden de millet Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk serbest seçimlerde muhalefete mahkum etmiştir. Bu konuda yine biraz önce okuduğum Gazi'nin itirafını yahut da öz eleştirisini
tekrar okumak istiyorum. Sayın Tosun, isterseniz CHP'den... Hayır, harfi söylediniz var. Ya, harfi de söyleyeceğim. Az önce söylediklerinize de bir cevap hemen alalım isterseniz. Cevabı bir dakika, ben bitireyim arkadaşlar. Çok uzun uzun konuştu. Hiç müdahil olmadım. Çünkü biz Erdal Bey'le de çok yaşadık. Bu müdahalelerde karşılıklı kakafonu oluyor. Birbirimizi dinler, cevap veririz. Tamam, aynı şey. Buyurun. Şimdi Gazi, bu... 15 Kasım 1974 Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan Atatürk'ün fikir kaynaklarında bu söylediklerimizi ifade eden şöyle bir öz eleştirisi var. Diyor ki, laik izledik, dinle ilişkimizi devlet olarak kestik. Bir öz eleştiri. Cumhuriyet izledik, rejimimizi tehlikeye düşürmemek için saltanat devrini kötüledik. Kazanılmış büyük zaferleri bile birkaç satırla geçiştirmeye başladık. Latin harflerini aldık, yeni kuşakları binlerce yıllık geçmişinin hazinesinden yoksun bıraktık. Sizin sorunuzun cevabıdır bu. Yani Gazi de bunu görüyor. Şimdi Latin harfleri alınsa mıydı? Ben Latin harflerinin alınmasına karşı değilim. Ama düşünün, şöyle bir empati yapalım. Bugün biz Latin harfleriyle yazıp okuyoruz. Latin harflerini kaldırsak, yasaklasak, başka bir alfabeye, Kiril alfabesine geçsek yahut ne bileyim Göktürk alfabesine geçsek ne olur? Bir günde hepimiz okumaz yazmaz hale geliriz. Oradaki yanlış Latin harfler alfabesine geçilebilirdi ama aynı zamanda da o bin yıllık hazinesinden gelecek nesilleri mahrum bırakmamak için o da devam ederdi. Daha sonra millet burayı tercih ederse zaten burada yoğunluk olurdu. Dolayısıyla biz şu anda bakınız gidin Avrupa'da bin yıl önceki babasının mezar taşını okur. Ama biz dedemizin mezar taşını dahi okumayacak derecede tarihimizden kopmuş olduk. Bunu Gazi kendisi itiraf ediyor. Kültürümüzden kopardık diyor. Şimdi söylediğim gibi Gazi bizim de kahramanımızdır. 24'e kadar bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, meclisine başkanlık yapmış, cumhuriyeti kurmuş. Hepimizin kahramanı. Hatta sadece Türk milletinin kahramanı değildir Erdal Bey. Arap dünyasının o dönemdeki en meşhur şairi Ahmet Şevki diye birisi var. Bütün İslam dünyası da Gazi'yi kahraman olarak görür. Hatta öyle bir şeyi vardır ki metiyesi Allahu Ekber ya Halide Türk diye başlayan bir kasidesi vardır. Yani Gazi'yi Halid İbni Velid'e benzetiyor Hazreti Peygamber'in o sıyrılmış kınınla sıyrılmış kış dediği ve uzun bir şey yazıyor. Şimdi böyleyken bütün İslam dünyası, bütün Türk milleti, benim köyümden 17 tane Gazi'nin emrinde çarpışmış şehidim var. Başımızın üzerinde Gazi. Ama 24'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi getirdiği o ilke inkılaplar denilen hiçbirisi 24 anayasasında yoktur. Onlar CHP'nin, yine okuyun tarihi göreceksiniz, CHP'nin ilke ve inkılaplarıdır. Ve bunlar millete danışmadan, millete sorulsaydı, referandum yapılsaydı, da kabul edilseydi o da başımız üstünde. Hiç sorulmadan dayatılmıştır ve millet bunları, milletimiz devlet terbiyesi olan bir millettir. Ve sakin de geçmemiştir Kadir Bey'in ifade ettiği gibi o dönem. Çok badireli dönemlerdir ama milletimiz devlet terbiyesi olduğu için karşı çıkmamıştır. Eline ilk fırsat geçtiğinde 1950 seçimlerinde CHP'yi muhalefete mahkum etmiştir ve hala bugün aynı yönetim, aynı zihniyet yönetimde devam ettiği sürece de ondan sonra da iktidar olma şansı CHP'nin yoktur. Çünkü millete hiçbir şey, 25 yıl hiçbir seçim yapılmamıştır. Deniyor ki ya o zamanın işte şartları vesaire. O zamanın şartlarında hiçbir şey yoktu ki. İşgal altındayken bile Ankara'da meclis toplanacağı zaman milletvekili olmayan şehirler için talimat gönderildi, seçimler yapıldı, o milletvekilleri geldi. Gelebilirdi, yapılabilirdi, hiçbirisi yapılmadı. Dolayısıyla sorulmadığı ben, için de her şey sıfırlandı. Ben tabii ben dolayısıyla ben 24'ten sonraki dönemi Gazi'nin o Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı olmak döneminden ayırıyor ve CHP'nin saltanatı olarak görüyor. CHP'nin özellikle sosyal politikalarda, tarımdaki politikası baş üstüne, sanayideki baş üstüne, dış politikası hepsi. Ama bu millet bağımsızlığına düşkün olduğu kadar inancına, örfüne, adetine, kültürüne de düşkündür. Onlara karşı yapılan 25 yıllık CHP saltanatı dönemindeki
icraatları bu millet tasvip etmemiştir. Sayın ve hala da etmiyor. Gökmen Öğüt'e döneceğim. Şimdi az önce Sayın Tosun diyor ki CHP'nin saltanatı başlamıştır. Fabrika ayarlarından çıkılmıştır. Ve devrimler halka sorulmamıştır. Ben iddia ediyorum yine dünyadaki bir rejimin saltanattan 600 yıllık bir saltanattan sanayi devrimi yapamamış herhangi bir şekilde dünyanın tüm ileri demokrasilerinden ileri rejimlerinden uzak kalmış kendi içine kapanmış 33 yıl boyunca meclisi kapatılmış herhangi bir şekilde sürgünler yaşanmış yani Abdülhamit'i bugün işte Kızıl Sultan veyahut da tersinden yücelterek savunuyoruz. Doğru işlerini söyleyemiyoruz. Yanlış işlerini de söyleyemiyoruz. Öyle bir çatışma noktasına geliyoruz ki sanki Abdülhamit dünyanın en kötü adamı veya çok iyi adam. Veyahut da çok iyi adam. Yani öyle bir şey yok. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu öyle tarihine şey Abdülhamit'i sıkıştırıyoruz. Onu da anlamıyorum zaten. Yani Meclis-i Mebusan'ın evet. Nasıl yok ettiğini yani söylememiz lazım. Biraz önce Erdoğan Bey anlattı. Bak daha Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyoruz. Daha bir Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedelim mesela. Şimdi yani cevap olarak demiyorum. Son 200 yılımızda inanılmaz küçülmeler oldu. Abdülhamit dönemindeki Osmanlı'nın küçülmesini görmezsek olmaz. Cumhuriyet'in Sevr Antlaşması'yla olan küçülmesini görmezsek olmaz. İşgal altındaki ülkeyi görmezsek olmaz. Bu mücadelenin Samsun'dan başlayarak nasıl Amasya, Sivas, Erzurum üstünden geldiğini, şuralar vasıtasıyla geldiğini, halka dayanarak geldiğini, müdafaa-i hukuklarla geldiğini görmezsek olmaz. Her aşamanın halka danışılarak yapıldığını görmezsek olmaz. Dünyada böyle bir ilerleyiş yok. 24'e kadar doğru. Efendim siz 24 deyin. Evet. Biz 24'ten biz Cumhuriyet'in eksiklerini de söylüyoruz. Yanlışlarını da söylüyoruz. Bu darbeleri de söylüyoruz. Cumhuriyet döneminde Atatürkçülük adına yapılan darbeleri de söylüyoruz. En büyük zararı Cumhuriyet'e vermiştir diyoruz. Bunları söylemezsek yanlış yaparız. Ama siz 2 ay yaşa bile bir cevap veremiyorsunuz. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı 2 ay yaş diyerek birini tarif ediyor. Tam Amerika'ya gitmek üzereyken bu tartışmayı açıyor gereksiz bir yere. Bugünkü bir tartışma mıdır? Bu mudur yani Türkiye'nin tartışması gereken? Gündem değişiyor. Yarın kendisi gidecek. Biz burada yine Cumhuriyet'teki okuma yazma oranını şey yapalım. Okuma yazma oranının Osmanlı'da düşük olduğunu söyleyerek benim elime ne geçebilir? Ne geçebilir? Sadece biz tespit yapıyoruz. Diyoruz ki evet düşüktü. Niye düşüktü? Elimizde belgeler var. İtalyanların sayımı da var, Osmanlı'nın sayımı da var, Cumhuriyet'in sayımı da var. Eksiğiyle yanlışıyla bu sayım belli. Yani ne var mesela? 1820'de 35 milyon nüfusumuz var. O zamanki genişliği söyle. Pardon 35 milyon kilometrekare alanımız. 35 milyon hiç olmadık. En fazla 20 35, milyon metrekare var. Neyse %6 özür diliyorum nüfustan söylüyorum. %6 okuma yazma oranı var. Bu 1820. Bunu Cumhuriyet yapmamış ki. O günkü Osmanlı'nın tespiti. Herhangi bir şekilde bunu kötülemek, küçültmek şeyin anlamı yok. Tarihçi o zaman, Sinan Meydan'ın da verilerini vereyim mi bu arada? Hazır evet tarafını. Lütfen. Yani harf devrimi öncesi bu resmi verilere göre diyor tarihçi. Diyor ki okur yazar oranı %10'du. Gerçekte %10'un da altındaydı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçirilirken 40 bin köyün 35 bininde okul yoktu. Harf devrimiyle artan okur yazar oranı 91 yıl sonra bugün %90'ı buldu. Tarihçi Sinan Meydan'ın bu sözlerini hatırlatarak. Yani burada Osmanlı, Osmanlı'nın Balkanları, Osmanlı'nın azınlıkları, en çok eğitim azınlıklarda, okullar onlarda, yayılma onlarda, azınlıkların okuma yazma oranı çok yüksek. Balkanlardaki okuma yazma oranı çok yüksek. Yani bu okuma yazma oranının içine %10'u, %6'yı kattığınız zaman zaten çok ciddi bir azınlık yapıyor. Şey doğru, mesela benim lisem Kabataş Erkek Lisesi, Trabzon Lisesi, Afyon Lisesi, Galatasaray Lisesi, İstanbul Tıp Fakültesi, yani eğitimlerin birçoğu 1915'te hakikaten savaşlarda yok ediliyorlar. Yani bunları söylemezsek, bunları tespit etmezsek şey değil ama
Bunların tamamı da %60 okuma yazma eğitimimiz vardı. Bütün okuma yazma bilenler de öldürüldü dersek de bunun karşılığı yok. Yani ne Osmanlı düşmanlığı yapacağız ne Cumhuriyet düşmanlığı yapacağız. Buradan bir şey çıkartmanın bir anlamı yok. Yani Latin alfabesine size göre eksikliktir. Bana göre de Latin alfabesi sayesinde okuma yazma oranı çoğalmıştır. Yani söylediğimiz şeyler var. Bütün Osmanlı boyunca 500 kitap yazılmış. 500 kitap. El insaf. Basılmış. Ya, basılmış. Yapmayın. Bakın 300 yıl boyunca kitap matbaa yasak bu ülkede. Doğru mu değil mi? Yanlış mı? O matbaa geldikten sonra onca isyana rağmen hiç biliyorsunuz matbaaya dokunulmamıştır. 300 yıl yasak mı değil ama mi? Ama o 500 kitap falan. Yasak, 300 yıl yasak, yasak mı değil mi? Yasak, bakınız affedersiniz. Eğer alınmazsanız bir cümle söyleyeceğim. Yok, alınmam. Ha, şimdi yasak şöyle, matbaa geliyor İbrahim Müteferrika ile birlikte. Fakat dini eserlerin yazılması, basılmasını yasaklıyorlar. Sebep de o güne kadar çok sayıda hattat var. Kitap istinsah ediyorlar, çoğalıyorlar. Onların ekmek kapısı kapanmasın diye dini kitapların sadece basılması yasaklanmış. Ki o yüz binlerce insan işsiz kalmasın ama diğer tarihiydi, matematik, fiziğiydi, diğer bütün kitaplar matbaalarda basılmış. Siz 500'den fazla, çok daha fazla. Ne 500'ü canım, 5000'lerden de fazladır yani. Buyurun Sayın Öğüt. Şimdi 1927'de %10, 1935'te %26'ya çıkıyor. Millet mektepleri sayesinde ve en önemlilerinden biri de askere giden köylü çocuklarımızın orada Ali Mektepleri diye tabir edilirdi eskiden. Ali Mekteplerinde okuma yazma oranını çok yükseltiler ve bunlar köylerine dönüyor. Aynı şekilde halk evleri, aynı şekilde... Yani bu Osmanlıca'da da yapılabilirdi. Fakat o dönemdeki okuma yazma oranının azlığı o günün şartlarıyla alakalı. Yani 91 yıl sonra Osmanlıca'yla da aynı şey olabilirdi ama ben söylediğim gibi karşı değilim. İkisine de devam etmesi lazımdı. Çünkü Osmanlıca'nın da bir takım problemleri var. Ben Osmanlıca'yı da bilen birisi olarak söylüyorum size bunu. Peki. Az önce dediniz ki konuşurken... Yani sizden izin aldığım ama için girdim. Bir şey söylemiyorum ama yani mezar taşlarını bile okuyamıyoruz diyorsunuz ama biz hala Karacaoğlan'ı, Yunus Emre'yi rahat rahat okuyabiliyoruz. Rahat rahat onları anlayabiliyoruz. Yani Nazım Hikmet 1930'larda, 40'larda yazdığı şeyleri anlayabiliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu Türk halkı da anlıyor. Yani bir dil üzerinden, şey üzerinden ayrıştırmanın eksiklerimizi, evet, yanlışlarımızı konuşabiliriz. Birbirimize daha doğru, daha eğitime yönelik neler olabilir konuşabiliriz. Ama daha 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı ilahiyat mezunlarına konuşma yaptı. Hiçbiriniz öğretmen olmak istemiyorsunuz kardeşim dedi. Bütün okullarımız bomboş dedi. İmam hatiplerimiz bomboş dedi. Hiçbiriniz öğretmen olmuyorsunuz dedi. Ahlak dersleri boş geçiyor. Ha, evet. Çünkü dedi hepiniz dedi, diyemiyor tabii de, hepiniz ilahiyat fakültesi yoluyla kamuda başka bir yerde yükselmeye çalışıyorsunuz. Başka bir alana gidiyorsunuz. Yani ilahiyat fakültelerinde İmam Hatip okullarına lütfen gidin araştırın. Bu da nefis bir eleştiri. İşte, ha? Nefis bir eleştiri. İşler acısı. Öz eleştiri değil mi o da? İlahiyat nefis fakültesi. Nefis bir eleştiri. İlahiyat fakültesi mezunları imam hatiplere gitmediği için inanılmaz bir boşluk var. Bu çocuklar imam hatipte mi okuyorlar, normal okulda mı okuyorlar bilemiyorlar. Yani kimlik bunalımı içindeler. Çok yok, ciddi. Bunalım içinde değiller de meslektaşları boş geçtiği için eksik kalıyor. O da eksiklik ama yani ciddi bir. Demin, eksiklik tabii canım. Şeyi söylediniz çok güzeldi. Herkesin bir nutuk okuması lazım. Nutuğu okuyanlar açısından o sürecin zorlukları, eksikleri, yanlışları zaten kendisi... Görülür. Anlatıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun için bir sıkıntı yok. Buradaki en önemli şeylerden birisi İttihat Terakki konusu. İttihat Terakki'ye zaten Atatürk ve arkadaşların İttihat Terakki ile şey yok. Yok zaten yemininde de onlara... Hayır zaten ilgileri yok. Yani İttihat Terakki ile... Kopmuşlar orada. Ha, onlar da kopmuşlar. Bu şunu anlamaya çalışıyorum. İşte CHP şöyleydi. CHP güzel. Bayar... Hangi partinin kurucularından biri? Yani Bayar 1950'de mi geldi? Yok, CHP'liydi o da yarım. Menderes 1950'de mi geldi? Başbakanlığını da yaptı Gazi'nin. ya. Şimdi yani neyse. Bir dakika, Menderes 1950'de mi geldi? Köprülü 1950'de mi geldi? Rüştü Aras 1950'de mi geldi? Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin
parlak yıldızları değil miydi? Sayabileceğim onlarca, evet. 15'lere geçti. Yani sanki öyle bir şey anlatılıyor ki 1950'ye kadar Atatürk ve arkadaşları zulüm yaptı. 1950'de birileri geldi. Ya kardeşim öyle bir şey yok. Onların hepsi, eğer uygulamada bir yanlışlık varsa, hep birlikteydiler. Onların, yani Bayar'ın, Atatürk'ün Anıtkabir'e defne sırasındaki konuşmasını dinlediniz değil mi? İnanılmaz bir konuşmadır. Şimdi bütün Türkiye şöyle sanıyor. Bütün Türkiye için söylemiyorum, geri alıyorum lafımı. Bir kısım insanlar Atatürk'ü koruma kanunun CHP döneminde çıkarıldı. 1951'de çıktı. Niye? 1950'de CHP'de birileri... karşı çıktı o kanunun çıkmasına. CHP karşı çıktı. 1950... Demokrat Parti oylarıyla çıktı o kanun. 1950'de... Bugün herkes hakaret ediyor ama ya. 1950'de o kadar cesaretleniyorlar ki bütün Atatürk'e karşı hakaretler, şunlar bunlar çoğalınca Menderes diyor ki ne oluyor? Bir dakika diyor, Atatürk'ü koruma kanunu çıkartan Menderes Bayar. Evet. Yani sanki öyle bir şey anlatılıyor ki böyle bir diktatör vardı, CHP'de bunu korumak için böyle bir şey yok. Hala bu kadar konuşmaya rağmen bu eğitimin bazı bölgelerinde Atatürk ve arkadaşları hakkında inanılmaz konuşmalarına rağmen, iki ay yaşlara rağmen, biz onların karşısında put muyuz ki şey gibi duracağız laflarına rağmen, Cumhuriyet'in kuruluşunda daha biz milletvekiliyken, işte 2012'de Ankara'da yürütmediler ya, tanklarla önümüze çıktıran milletvekillerini derdest ettiler. Yani Cumhuriyet'i kutlayamazsınız kardeşim, burası Cumhuriyet'i kutlama şeyi değil diye. Bu iktidar döneminde oldu. Bu bayramların, bu törenlerin birçoğuna gelmediler. Hiçbir AKP milletvekilini göremiyorduk. Hiçbir yerde yoktular. Yani son, bakma o şeyden sonra laikliğin kıymetini anladı arkadaşlar. Bu FETÖ darbesinden sonra genel merkeze Atatürk'ün resmi asıldı. Ondan sonra iyi ki laiklik var dediler. Hep o günkü var. Arkadaşların milletvekili genel arkadaş. Genel merkezde hep vardı. Orada biraz dışında o diyorum. Biraz abartıyorsunuz. Bakın dışında, dışına asıldı. AKP genel merkezinin dışına. Her genel kurulda, her AKP genel açıldı. Merkezinin dışına. Türk bayrağıyla Atatürk resmi ilk defa asıldı diyorum. Bundan memnunum. Bunda bir şeyim yok, rahatsızlığım yok. Yani herkes sonuçta... AK Parti Genel Merkezi kurulduğundan beri Türk bayrağı yok muydu önünde? Atatürk'ün resmi diyorum efendim. Türk bayrağı Atatürk diyorsunuz, onun için soruyorum ben. Atatürk de. Ve Türk bayrağı birlikte asıldı diyorum. Yani bunu bir şey için söylemiyorum ya, olumsuzluk için söylemiyorum. Ne güzel, hep birlikte aynı kurucuya saygı duyuyoruz. Onun kurduğu cumhuriyetten ne kadar etkilendiğimizi söylemeye çalışıyoruz. Yani cumhuriyetle hiçbir problemimiz yok. Peki, evet. Sayın Öğüt, en son Kerkitli olduğuna da hemen bir söz verelim. Hayır, bitirsin orada, Kadir Bey. Çünkü reklam arasına girmeden önce... İki dakikada ben konuşayım diyorsun. Bir dakika 20, o zaman, 20, 20 şeyi de söyleyeyim de atlamayın. Bugün, önce Kadir Bey bitirsin, biraz ben konuşayım. Peki, tamam. Cumhuriyet'in en önemli, bu laik cumhuriyetin en önemli savunucularından birisi olan Mümtaz Aysal'ı kaybettik bugün. Allah rahmet eylesin, saygıyla anıyorum. Birlikte de ben yaptı. Çalıştım, ilçe başkanıydım. O dönemlerde birlikte de çalıştım. Allah rahmet eylesin. Türkiye'de kamucu cumhuriyeti en iyi savunanlardan biriydi. En bilimsel temellerle savunan biriydi. Bugün tohum birliklerini savunan, bugün TİGEM'leri savunan, sonuna kadar savunan, bunların özelleştirilmesiyle Türkiye'nin nerelere gideceğini 20-25 yıl önce anlatan birisi. Et balık kurumu. Bunları savunan ama dediği her şey ortaya çıktı. Onu burada rahmetle anmak istiyorum. Çarşamba günü de cenazesi var. Cenaze töreni var. Evet. Saygıyla anıyoruz. Evet, saygıyla anıyoruz. Sayın Kerkitlioğlu, yani 15 Temmuz'dan sonra mı Sayın Öğüt'ün dediği gibi şahitliğin değeri alır? Kadir Bey, şimdi hani ben öyle demiyorum. Zaten çok da memnun oluyorum. Laflarından öncekiler başka tabii. Yani onlar çok güzel kakafoniler var işin içinde de. Ya tabii ki memnun oluyordur. Yani sonuçta bir ülkede bir birlik olması, ortak değerler. Ya bir ülkeyi zaten ülke yapan ortak değerlerdir ve ortak değerlere sahip çıkmak gerekir. Yani onları reddederek, aşağılayarak bir yere varmak çok doğru şeyler değil. Şimdi ben Resul Bey'i de dinliyorum. Ben de yani oldukça hazırlıklı da gelmiş burada açıklamalar da yaparak, ama hiçbir zaman Cumhuriyet'i reddetmiyoruz. Bir, hani eski bir AK Parti milletvekili olması nedeniyle ki şu anda da partide de çok aktif bir isim.
Sayın Kerkitlioğlu. Daha yeni başlamışken isterseniz tamam. Şu reklam arasını bir verelim. Ondan sonra sizinle kaldığınız yerden sizle başlayalım. Olur peki. Hazır. O zaman bankacılığın geleceğine yolculuk başlasın. Merhaba, ben Vivi. Tüm bankacılık işlemlerinizdeki yeni sesli asistanınız. Hızlı bir giriş oldu. Başım döndü Vivi. Asıl yapabileceklerimi görünce herkesin başı dönecek. Para transferi, nakit avans, piyasa bilgileri. Sorman yeter. Her sorduğuna cevap verecek ve yapacak bir asistan. Piksellere sağlık. Dinleyen, anlayan, yapan zeka Vibi ile bankacılığın geleceğine gitmeye hazır mısınız? Çalışmak için sizi Vakıfbank Mobil'de bekliyorum. Cildimin en büyük dertleri parlama, büyüyen gözenekler, siyah noktalar. İvroşe ile hepsinden kurtuldum. İvroşe'den karma ve yağlı ciltlere özel yeni Sebo Vejetal. Mucizevi Boreal çayından gelen etkin bitkisel çözüm. Cildin yağ dengesini düzenleyen, gözenek tıkamayan formu. Nefes alan cildim gün boyu taptaze. Yeni cilt bakım serisiyle İvroşe. Act Beautiful. Kerki Solfej Kongrezyum Ankara konserleri. 8 Kasım Sertab Erener. 9 Kasım Mor ve Ötesi Senfoni. 15 Kasım Mabel Matiz. 16 Kasım 7 Aralık Livaneli ile Sevdalım Hayat. 6 Aralık Candan Erçetin. 13 Aralık Erol Evgin. 14 Aralık Sıla. Organizasyon Kerki Solfej. Biletler Biletix'te. Evet çocuklar, bugün hep beraber tohum ekmeği öğreniyoruz. Başarı tohumu ekmeden köklü şirkete dönüşmek sadece reklamlarda olur. Biz bunu yılların logo kullanıcısı Aslı Hanım'ın markasını filizlendirdiği günlerden öğrendik. Logo yazılım. 35 yıldır sizinle büyüyor, geleceği birlikte yazıyoruz. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Hafta içi her sabah saat 9.30'da Piyasalar Nazlı Bolak'la Parasal programında Profesör Doktor Emre Alkin'in yorumlarıyla başlıyor. Merak edilen her konu Parasal'da ele alınıyor ve bir saat boyunca ekonomiye dair tüm sorular masaya yatırılıyor. Nazlı Bolak saat 15.30'da akademisyenleri, ekonomistleri ve iş insanlarını Parasal'da ağırlıyor, iş dünyasına dair tüm gelişmeleri konuklarıyla enine boyuna tartışıyor. Parasal hafta içi her gün saat 9.30 ve 15.30'da TV 100'de. Bayıldım buraya. Evin her köşesine mutluluk getirecek yepyeni bir kelebek. Evimde tek, kalbimde tek kelebek. 9-10-11 Kasım Trendyol büyük indirim günleri için son saatler. Arzum seramik tabanlı ütü 99.90. Mustang erkek mont 139.99. Beşli baharatlık seti 9.99. Ve bugünün en büyük indirimlerinden Yaya Bayhut iç kadın bot sadece 69.90 TL. Daha fazlası Trendyol uygulamasında. Hemen indir, fırsatları kaçırma. Kerki Solfej Kongrezyum Ankara konserleri. 8 Kasım Sertab Erener. 9 Kasım Mor ve Ötesi Senfoni. 15 Kasım Mabel Matiz. 16 Kasım 7 Aralık Livaneli ile Sevdalım Hayat. 6 Aralık Candan Erçetin. 13 Aralık Erol Evgin. 14 Aralık Sıla. Organizasyon Kerki.
2 solfej. Biletler Biletix'te. 9-10-11 Kasım Trendyol büyük indirim günleri için son saatler. Trendyol Mila Yüksek Belçin 44.90. Colgate Üçlü Diş Macunu 19.95. Pentik Pijama Takımı 69.95. Faber-Castell Keçeli Kalem Seti sadece 9.90 TL. Daha fazlası Trendyol uygulamasında. Hemen indir, fırsatları kaçırma. Kerki Solfej Kongrezyum Ankara konserleri. 8 Kasım Sertab Erener. 9 Kasım Mor ve Ötesi Senfoni. 15 Kasım Mabel Matiz. 16 Kasım 7 Aralık Livaneli ile Sevdalım Hayat. 6 Aralık Candan Erçetin. Benim söyle canım. 13 Aralık Erol Evgin. 14 Aralık Sıla. Organizasyon Kerki Solfej. Biletler Biletix'te. A milli futbol takımımız Avrupa'nın karşısına bir dünya markası Damat'la çıkıyor. Damat. Bakış açısına kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Reklamlardan önce neyi konuşmuştuk? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatmıştık. Sayın Tosun demişti ki evet harf devrimiyle bir şeylerin evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyişiyle sıfırlandığı fikrine katıldığını söyledi. Devrimler halka sorulmadı dedi. Fabrika ayarlarından çıkıldığını aktardı. CHP'nin saltanatı başladı dedi. Özellikle 1924'ten sonra Sayın Kerkitlioğlu ile devam ediyorduk. Çok değerli konuklarımız var. Murat Kerkitlioğlu, Erdal Aksünger, Kadir Gökmel, Öğüt ve Resul Tosun. En son Sayın Kerkitlioğlu'nda kalmıştık. Sayın Kerkitlioğlu siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Ben şimdi bu harf devrimiyle ilgili yapılan hani eleştirileri, tartışmaları hani işin fiziksel olarak değil de birazcık felsefi olarak tartışılması gerektiğini ve bu eleştirilerin de o yüzden yapıldığını düşünüyorum. Yani biraz önce Resul Bey söyledi. Yani işte Osmanlı'nın öyle dönemleri var ki işte mimari, fizik, sanat, kültür yani bu kategorilerde inanılmaz böyle tavan yaptığı dönemler var. Yani buraları da bizim bilmemiz gerekiyor. Ya ben Diyarbakır'da yerler geziyorum. İstanbul'da camiler geziyoruz. Hani bir sürü sanat eserleri görüyoruz falan filan. Bugün Allah'ını severseniz yani 3.8 şiddetindeki bir depremde ortalık birbirine giriyor. Bütün binalar yıkılıyor. Hala onlar ayakta mesela. Yani bu tür eserlerin hep Osmanlı döneminden kalmış olduğunu da göz önüne alırsak bunları da mutlaka ve mutlaka yeni nesle yani Cumhuriyet'ten sonraki nesle de mutlaka aktarılması gerektiğini ve bunların da bunlardan da ders alınması gerektiği konusundaki Resul Bey'in söylediği şeye katılıyorum sonuna kadar ama hani bir de okur yazarlık oranının eğitim hani bir çocuğun veya bir bireyin A'yı B'yi alfabeyi bilmesinin okur yazarlık oranıyla yani tartışılmasını da gerçekten anlamış değilim. Yani bizim eğitim düzeyimiz gerçekten çok kötü. Yani Osmanlı dönemini sadece anlatmakla falan yetmez. Cumhuriyet döneminde bugün bakın 30'dan fazla gazete çıkıyor bu ülkede. Her gün. Bunların 1,5 milyon değil satışı. Değil. Günde. Bedava da. Bakın günde diyorum. 1,5 milyon bile değil. Yani bir tane kitap basılıyor. Ya kitap 100 bin sattı mı bestseller oluyor neredeyse. Ya 100 bin nedir ya? Yani bir kitap için 100 bin kişinin kitabı alması okuması nedir yani? Bu çok büyük bir rakam mıdır? Ya Japonya'da, Tokyo'da çıkan gazetenin günlük tirajı bir tanesinin günlük tirajı 2 milyon. Evet. Şimdi bütün bunları gördüğümüz zaman bunları hani ben işin fiziksel tarafında değilim. Okur yazarlık oranımız %90'mış, %91'miş ya bırakın nereye %90? Olursa olsun %91. Bizim şu anda okumayı anlama oranımız çok düşük ama. Onu kastediyorum işte. Bu, bahsettiğim bu, felsefe dediğim, mantık dediğim bu. Yani bu ülkede eğer ya bana kimse şunu söylemesin. Yok internet çok gelişti. İnsanlar tabletten okuyor. Yok öyle bir şey. Tabletten oyun oynuyor millet ya. Oyun oynuyor. Başka şeylere falan bakıyorlar. Yani biz bunları biliyoruz. Alışveriş yapıyorlar. Daha düne kadar hiç bilmediğimiz. Şimdi de ismini deklare etmeyeceğim. Birçok şirket buralardan zengin oldu. Nereden?
İşte internet üzerinden yapılan alışverişlerden, yani kimse bana tablet üzerinden, bilmem ne üzerinden köşe yazarı, köşe yazısı okuduklarını falan söylemesin. Anlatmasın. O nedenle işin bu tarafına bakmak lazım. Bizim Osmanlı'dan da alacağımız çok fazla şey var. Oradan da öğreneceğimiz çok şeyler vardı. Bizim Cumhuriyet döneminden de öğreneceğimiz inanılmaz şeyler var. O yüzden biz böyle tartışmalı. Bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Eğitim seviyemizle ilgili, Kadir Bey'in de söylediği gibi, okuduğumuzu anlama seviyemizle ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. OECD ülkelerindeki en geriyiz. Ve okumamızla, okumak başka bir şey değil. Yani her gün bir şey okuyup, istersen Texas Tomix oku ya. Oku ama. İstersen Zagor oku. Ama oku. Hiçbir şey okumuyoruz. Bizim hani okuryazarlık ABC'yi biliyorum. Ya boş verin ABC'yi. Bir de sonuna kadar okumak diye bir şey yok değil tabii mi? Tabii bitmiyor ki. Haberleri izlerken hayır, bile bitmiyor. Her gün bir şey öğreniyorsun. Çok karamsar bir tablo çiziyorsunuz. Ya. Ama gerçekten öyle. Yapmayın Resul Bey. Yani, hayır dün, bakın, ben dün evvelki gün TÜYAP'a gittim. TÜYAP 9-10 tane şeyi olan, salonu olan, yüzlerce kitap evi ve insanlar birbirini çiğniyor. Yani kitap alıyor, ediyor. Ya o kadar değiliz. Katılıyorum da. Şunu söyleyebilir da, miyim? Yani ben o manzarayı görünce ne güzel, yani okuyanımız çok güzel, da var. Yani. Çok güzel. Evet. Ya yok demiyorum ki zaten Resul Bey. Yani hiç okuyan olmaz. Onun söyle, öyle bir iddiam yok. Ama nüfusun genel. Ben genel anlamda zaman bir şey. Bir, ama bir, rasyonel bir veri zaten. Yani tabii ki şöyle, rasyonel bir veri. Rasyonel veri üzerinden konuşmak lazım. Şöyle biz de Japonya örneğinde olduğu gibi söylüyorum. Metrolarda herkes gazeteleri eline almış. Kimse teknoloji şeyine uğraşmıyor. Hayır. Şunu söylemiyorlar. Ya metroda internet çekmiyor. İlla buraya bir yeniden bir access point koyalım da herkes internet hayır, Erdal Bey. Demiyorlar. Hayır şunu söyleyeceğim. Japonya'da teknoloji çok bak, mu en yukarıda olduğu seversiniz halde söylüyorum. New York'ta da öyle. Bak New York'ta da demiyorlar ki her tarafta internet çeksin demiyorlar. Neden? Ücretsiz gazeteler var bir yerinden baktığınızda. Şu rasyonel veri meselesi var ya çok değerlidir. Bakın teknolojiden 30 senedir uğraşan bir insan olarak söylüyorum. Şu kesin. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi tüketici olması. Bakın tüketiciyiz. Çok basit bir örnek vereyim. En son bu rasyonel zaman gittiniz ya Avrupa'ya ya da Amerika'ya zaman, en son. Her zaman bir şey soracağım da yok. Evet. Şunu soracağım. Yani ben de Avrupa'ya Amerika'yı gezdim. Hakikaten metrolarda herkesin elinde kitap okuyor ama internet o zaman yaygın değildi. Ya şimdi, o ya yapmayın. Şimdi de ya, öyle mi? Ya hayır, tabii yeni pardon. Şey söylemiyorum. Bey, yeni, ha, soruyorum. Bak, dönem için söylüyorsun. Şöyle yeni ben şimdi soruyorum. Son 2 senede şimdi de kitap mı okuyorlar? Telefona mı bakıyorlar? Orada da telefona bakıyorlar. Son 3 senede ben 5-6 kere Amerika'ya gitmişimdir. 8-10 kere Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya, diğer yerlere gitmişim. Daha önce daha çok gidiyordum aslında. Ne zaman siyasete girdim? Hayır ben daha 10 senedir Avrupa'ya kardeşim, gitmiyorum. Kardeşim ben ne meclisin parasıyla ne benim Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasından hiçbir yere gitmem. Kendi paramdan gider gelirim. Bak bunu da açıkça söylüyorum. Bunu da övünerek değil. Yo, övünerek da yine kitap mı okuyorlar, bakın, telefona mı bakıyorlar? Bakın işte onu anlatacağım. Bakın şu var meselede. Ama ben sizin lafınızı kesmiş hayır, gibi olmayayım de söyleyeceğim şey şu. Biz burada araştırmalar yapılıyor Türkiye'de. Teknoloji şirketleri olarak söylüyorum. Mesela büyük dev şirketler teknoloji araştırmaları yapıyor. Türkiye'de Avrupa'nın en çok telefon satılan ülkelerin başındaydı 2017'ye kadar. 2010. Ne zaman ki biraz böyle hafif sekteye uğradık. Döviz patladı bilmem ne oldu. Biraz düştü o. Ne kaçtı biliyor musunuz? 10 yıl boyunca 12 yıl boyunca. Her yıl 10 milyonun üzerinde telefon satılıyor. Ya bir ülkeyi düşünün. Bakın Avrupa'da böyle bir 80 milyonluk aynı nüfustayız. Almanya'nın 2,5 katıyız. Bakın Almanya'nın 2,5 katıyız. Ya şöyle bir devinim olabilir mi? Her neredeyse 1,5 senede insanlar telefonunu değiştiriyor gibi bir durum var ortada. Son veri 2018'in verisi. Akıllı telefon ihracatı bir önceki seneninki verilerini verdikleri için söylüyorum. 15 milyona ulaşmış neredeyse ithalatı, pardon çok özür dilerim. Bunların %90'ının üzerindeki smart yani akıllı telefonlar bunlar. Ama bakın çok net söylüyorum bunun içindekileri kullanma oranı %6. Arkadaşlar harcanan para kaç? 27 milyar dolar. Şimdi biz eğitimi bunun üzerinden görmemiz gerekir kitabından, muhakeme kabiliyetinden. Şimdi verileri inkar ederek bir yere gidemeyiz. Bilimi inkar ederek bir yere gidemeyiz. Ya bilim, ya bu bir bilim dediğin senin bir gerçekliğin hikayesidir. Sen buna tez antitez olarak bakamazsın yani. Bir araştırma. Şimdi Türkiye'nin ihracatı içinde teknoloji olan oran 2,5 ya hepsi bilirler. Kendileri arkadaşlar iyi bilirler. Teknoloji know-how'ı olan. Arkadaşlar
Biz ne zaman ki bunu önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çift rakamların üzerinde bir yere getirmediğin sürece bir şey olmayacak. Ne senin cari açığın kapanabilir çünkü gelecek bununla ilgili. Yapacağın bir şey var mı? Yok. Peki çocukların eğitimlerinden ilgili duruma bakarsak durum ne? 15 yaşındaki çocukların matematikte, fende ki bakın bunların toplamına baktığınızda biraz muhakeme. Hani bilim ve muhakeme bahsettiğiniz o muhakeme aslında. Değerli olan muhakeme eğitimi aslında. Çocuk kaç biliyor musunuz şeyde başarı 100 öğrenciden çok başarılı olanı? Bir. Çok başarılı. Çin'de 19'a çıkmış bu. Çok başarılı. Finlandiya'ya gidiyorsunuz 27. Şimdi mesela şöyle tartışmalar olduğunda gerçekten üzülüyorum. Ya İmam Hatipler olsun mu olmasın mı? Arkadaşım bu memlekette kendini bak Sünni İslam üzerinden tanıyana imam veriyorsun sen değil mi? Doğru mu? Alevi'ye vermiyorsun. Öbürüne vermiyorsun. Böyle bir şey söz konusu değil. Demokrat olmanın temeli bunları düşürmenden geçiyor. Bir. İki. Yapasın kardeşim. Kaç tane ihtiyaç var? 300 bin. 200 bin. 500 bin. Ne diyorsun? Kaç yani bana söyle kaç adama ihtiyaç var. Tamam olsun. Geri kalanı. Ya adını İmam Hatip Lisesi koymana ihtiyaç var mı bence? Yok. E niye bunu tartışıyoruz arkadaşlar ya? Bunun imamla, dinle, bilmem neyle ne alakası var? Adı İmam Hatip Lisesi işte, yoksa normal lisedeki müfredatını aynısı. Peki aynısı. Niye bunu? Fark olarak 3-5 işte tane ders var. Peki bunu şuradan niye tartışıyoruz? 3-5 bile adı, değildir. Hayır, İmam Hatip'e, adını ilahiyat İmam Hatip koymada başka şey. Niye ya ben? Bunu, Sayın Aksünger bu noktada işte yine çok tartışılacak bir başlık. Ha bir dakika ben sizin söylediğiniz üzerine bir şey söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum, çok özür. Bakın 1924 ben tabii ki geçmişin hepsini çok uğraştım. Mustafa Kemal Atatürk. Bir normalde asker kardeşim. Tamam Osmanlı subay ama en çok etkilendiği şey ne? Aslında Fransız demokrasisi. Çok etkilenmiş. Fransızca çok iyi biliyor bilmem ne. Bir dakika. Peki oraya mı adapte olmuş? Olmamış. Olmamış oraya adapte. Ama gitmiş Avrupa'da Karlov'da. 3 ay orada kalmış. Devlet nasıl yönetilir diye. Dinamikleri üzerinden falan. Tüm herkesten görüşmüş mü? Dünyanın her tarafından. Rusya'ya gitmiş mi? Ben o dönemde gireyim. Bir dakika gitmiş. Hadi. Bir dakika gitmiş. Her yere gitmiş. Tabii, ama şöyle bir şey diyemezsiniz. 1924 sonrasındaki Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Atatürk'süz düşünemezsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Onun da sorumluluğu var. Derseniz ki bak şunu başımın üzerine var. Alırım. Şunu derseniz evet. Ki. Ya şu hatalıymış kardeşim dersen onu tartışırız. O başka bir şey. Ama şunu kimse inkar edemez. 1940'a kadar bakın 1940'a kadar bu ülkenin kalkınması muhteşem. 1940'a hiç, kadar. Hiç itirazımız muhteşem. Yok. Ama şunu kimse göz ardı etmesin. Bir, İkinci Dünya Harbi 1940 ve tecride geçiyorsun. Neden tecrit? Bir dakika girmeyelim diyorsun. Evet dünya, muhteşem bir karardır. Doğru bir karardır. Yönetim yaşanmış de. Acıların haddi hesabı yoktur. Dünyanın en vahşi savaşlarından bir tanesidir. İlki Birinci Dünya Harbi değildir. En vahşi savaşlardan biri. Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşı'dır. En vahşi, vahşi diyorum bakın. Vahşet başka bir şeydir. İkinci Dünya Harbi de vahşet bir savaştır. Birinci Dünya Harbi'nden ziyade, İkinci Dünya Harbi de. Çünkü Birinci Dünya Harbi'nde Kurtuluş Savaşı esnasında destanları falan dünya, işte Avustralya Anzaklar gelip burada Mustafa Kemal'e gözyaşı anaları niye döküyor? O muhteşem saygıdan döküyorlar. Onlara gösterdikleri saygıdan. Düşmanına gösterdiği saygıdan. Ama İkinci Dünya Harbi öyle olmamıştı. Yok, İkinci Dünya Harbi katliamların yaşandı. Tabii. Şimdi şöyle bir düşünün. Savaştır, doğru. Cumhuriyet Halk Partisi veya değil. Bütün herkes Cumhuriyet Halk Partili. Öyle veya böyle. Biz tarihimizde başka, hataları... Başka partiye izin işte yok ki başka. Zaten hani bunu başka... İzin verilmiyor. Ya, kendi kurdurduğunu da 6 ay sonra peki, kapattırıyor. Peki İkinci Dünya Harbi oluyor. Daha sonra çok partili hayata kim geçiriyor bu işi? İsmet İnönü. Mecbur kaldı. Ya... Mecbur o veya mecbur değil. Peki, değil. Onu yaparken faşist, bunu yaparken evet, mecbur. Bunu demokrasinin önemli dönemeçlerinden biri olarak algılamazsak. Demokrasiye eğer. Geçiş adımıdır, doğrudur. Ya, ya şimdi arkadaşlar. Hak vereceğiz. Şimdi şöyle bir şey canım. Var. Bütün asker. Şöyle bir şey var. Yani ben ikinci cumhurbaşkanını birinciye göre daha Murat demokrat Bey, sizin, olurum. Sözünüzü kestim ama istemeden devralmış oldum ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ya, teknoloji olduğu için Murat söyleyeyim. Murat Bey ev sahibi bakın, olduğu için bizi milliyetçilik, hoş görüyoruz. Milliyetçilik üzerinden konuşuyorlar. Bak sağdaki en büyük sıkıntılı ben demokratlıktan bahsettim. Sağdan soldan değil. Neden olduğunu söyleyeyim. Kardeşim diyoruz ki Osmanlı'yı eleştirmek diye değil biraz önceki mevzudan üzerinde bir tespit yapıyoruz. Diyoruz ki bir 1600 yıllara geldiğinde o zamana kadar muhteşem bir hikaye var kendince diyelim. Hatalar dünya kadar var, dolu. Onun zeminini hazırlayan hatalar var. Tespitlerden gidiyoruz. Artık 1800'lü yılların sonlarına doğru
Osmanlı'da büyük bir yıkım var. Büyük bir sıkıntı var. Neden biliyor musunuz? 1700 yıllarda, 1600 yılların sonundan itibaren artık sen sanayi devrimini ıskalamaya başlıyorsun yavaş yavaş. O başlangıcı kaçırdığın andan itibaren. Sanayileşme süreci ne oluyor? Olmuyor. Ben de diyorum ki mesela şöyle bir şey dediklerinde soldan da bu eleştiri çok gelir. Zamanında gelirdi. Şimdi Mustafa Kemal'in değerini anladıkça solcular da çok ona da eleştiri getirmiyor. Şundan. Ya kardeş 1940'lara 50'lere kadar bu memleketin milli sermayesi neydi? Bana bir anlatsana sen ya. Birinci İktisat Kongresi'nde liberal bir ekonomi aslında benimsenmek istiyor ama sermaye kimde? Ecnebilerde. Sende değil ki. Bankerlerin çoğu da buradakinden. İngiliz bankerleri. Ya biz 1870'li yıllarda Duin Umiye meselesinde İngiliz bankerlerinin baskıları şunlar bunlar. İçeride de bir sürü banker var. Kim bunlar? Ecnebiler çoğu da. Doğru mu? Doğru. Kapalı çarşının geçmişini düşün hikayesini. Peki mini sermaye nerede? Yok ki. Peki sanayileşme nerede? Yok. Ya ortada bir emek sermaye çelişkisi yok. Biz garip garip şeylerden bahsediyoruz yani. Sol açısından da bu bir şeyken. Öbür taraftan gelelim. Ya, harf devrimi olmuş olmamış meselesi şu. Bu geçmişini inkar etmeyle falan da devrimi kötüleyemezsin. Geçmiş inkar edilmez. İnkar değil. Bir dakika. Ben çok artılıyor diyor. Kendisi söylüyor. Tespitler üzerinden söylüyorum. Tespit nedir biliyor musunuz tespit? İlimsel bilimsel bir şeydir. Ya ben yapmıyorum. Birisi yazmış çizmiş gidersiniz bir tane okumazsınız. Erdal Bey hepsinin sağlamasını millet yapar. Ya bakın. Millet, siz, millet bak 1950 yılında bakın size bir sıfıra şey indirdi hala öylesiniz. 19 ya neyiz? Yani millet 1950 yılında o 25 yıllık iktidardaki icraatları özellikle bu devrimlerle ilgili icraatları beğenmediği için CHP'yi muhalefete mahkum etmiştir. Mesela hangisini beğenmemiş? Ve hala mesela hangi söyler misiniz hangisini? Ya bakınız ben ne dedim? Hangisini? Bir dakika ne dedim ben? Sanayisine, ziraatta, iktisatta evet. Bunlar hiçbirine tamam, peki, şey hangisine? Yok. Tamam hangisine? Milletin bakınız. Harf inkılabından tut diğer devrimlere ve kendisine harf, bir dakika siz bekle. Siz yanlış mı olduğunu söylüyorsunuz? Bir dakika harf bekle. İnkılabının. Ben evet yerinde olmadığını söylüyorum. Neden? İzah ettim biraz önce ama. Nasıl yani ben anlamadım ki. Şöyle söyleyeyim. Bak, bir harf inkılabı bir dakika, yaparak bir dakika. Geçmişi sıfırlamak olmaz. Tamam ben söyleyeyim bir dakika ben izah edeyim. Biraz tamam buyurun, buyurun. Şimdi bakınız Osmanlıcanın Türkçeyi ifade etme açısından bazı eksiklikleri var. Evet. Latinceye geçmeyi ben yadırgamam fakat. Bin yıllık sizin bütün eserleriniz, bütün birikiminiz Osmanlıcayla iken birdenbire onu yasaklayıp Latinceye geçmek aynen Gazi'nin ifade ettiği gibi gelecek kuşakları, ha ben şunu söylüyorum bir dakika, şunu söyledim dedim ki Latinceye geçilebilirdi, bir taraftan Latince devam ederdi ama Osmanlıca yasaklanmazdı. İkisi bir arada yürürdü. Sen de ben de geçmiş eserlerimizi de rahatlıkla okurduk. İleride de millet ha Latince daha kolaymış deyip Latince'ye de Suran'ın referanduma geçerdi. Peki tamam. Bak şunu söyleyeyim. O şekilde. Peki şey tamam yapıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Peki. Hayır bende. Laf sizde değildi zaten. Laf, söz bendeydi. 20 dakikadır sende maşallah. Hayır bir dakika bir saniye çok öyle peki, değil. Bakın Atatürk'ün bu meseleyle ilgili konusunun dışında diyelim Atatürk'ü de hani bu konunun içerisinde birincil olarak tanımlamayalım. Başat hani hikayesinden ziyade. Cumhuriyet Halk Partisi ben Atatürk demiyorum. CHP zihniyeti ya diyorum zaten. Ya şu CHP zihniyeti meselesini bırakın evet, hep. Hala, aynı şeyleri söyleyin. Hala devam ettiği için. Hayır siz zaten aynı zihniyetsiniz. Ayyaş o yüzden diyorsunuz. Ben kimseye Ayyaş tamam, demedim. Tamam o zaman boş verin. Ben kimseye Ayyaş demedim. Onu konuşmayalım. Evet. Bakın ben bir şey söylüyorum. Şimdi Türk Dil Tarih Kurumu'nu Atatürk yaptığı zamanki bir tarih, onun yapılma kanunu hikayesine bir bakın nedir diye. Orada İş Bankası dediğiniz hisselerin parasını da buraya aktar ki Türk dili gelişsin. Tarihini de öğrensinler iyice diye ya bu tarih bunlar kurumu. Bunlar güzel kurumu. Şeyler. Bir saniye. Erdal Bey güzel müsaade. Şeyler bunlar. Bugün gelinen noktada İş Bankası'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu iddia edilen ve bunun üzerinden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne vurulan hikayedeki para nereye gidiyordu normalde? Bir kuruşu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiyordu. Atatürk'ün mirası değil mi o? Kime bağışlamış bunu? Türk dilinin gelişmesine ve tarihinin gelişmesine değil mi? Türk Tarih Peki o para nerede kardeşim? Bir kuruşu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmez, oraya gider. Peki neden onu orada kullanmıyorsunuz da başka bir şeylerle uğraşıyorsunuz diye bütün hükümetlere de sorabilirsiniz. Ama hala da kalkıp da bu mantığı... Ya şimdi eserleri keşke ben şimdi ona hakim değilim ama internet çok basit bir şey. Kaç tane eser varmış da öksüz kalmışa bir bakmak lazım. Yani neymiş de tarihini öğrenme noktasında bakın tespitle eleştiri başka şeydir. Bakın tespit başka bir şeydir.
Eleştiri başka bir şeydir. Ben şunu söylüyorum. Sanayi devrimini kaybetmişsen sıkıntı duyarsın. İlimi kaybedersen sıkıntı. Bugün de şunu söylüyorum. Teknolojiyi ıskalayacağın şeyi söyleyeyim sana. Öyle milli milli diyerek değil. Adım atarak olur bunların hepsi. Gerçekten de hiç beğenmediğin 98'de bak beğenmediğin o üçlü koalisyon dediğin ki yani bu koalisyon döneminde bak ben bilişimi de temelinde olduğum için söylüyorum. Linux tabanlı bir Pardus projesine imza attılar. O Sayın zaman Aksünger. Sayın Öğüt'e de söz vermek istiyorum. O bayağı bir yarım saattir. Ha tamam hiç yani ben şimdi aslında eğitimden girmişken ben başka bir tartışma konusunu da devreye sokmaya çalışıyordum ama bayağı ama bir dakika bir eleştiriye daha cevap vermem lazım. Şunlarla ilgili bir dakika, bir tamam. Saniye, bir dakika söyledi. Şimdi bakın. Hayır, ya 2400 yıldır demokrasi tartışılıyor. 2400 yıl olmuş. Biz çıkalı Ferdan Bey. Yok. Ama siz öyle şeyler devamlı CHP'nin üzerine ithaf ediyorsunuz ki doğru değil. Ben fotoğraf okuyorum. Bir dakika ben de size söyleyeceğim. 1924 sonrası dediniz ki halka sorulmamış. Size bir şey söyleyeceğim. Milattan önce 400'den beri bu mesele tartışılır zaten. Bilene mi sormak lazım? Hissiyatı olana mı? Yönlendirilene mi? Sokrat'ın çok güzel orada bir hikayesi var. Şimdi teknik konular veya... Onlara hiç girmeyin. Yani niye girmeyelim ya arkadaşlar? Şimdi referandum dedim. Hiç kimseye daha Türkiye'de bakın kadın hakları Avrupa'da gelmeden bunlar düşünülmüş ve kadın hakları verilmiş. Kadın seçme, hakkı seçilme verildi hakları. De seçilme hakkı bile yoktu vatandaşın. Tek ya İsviçre'de de yoktu zaten. Seçme Avrupa'da da yoktu. Seçme hakkı yoktu milletin sen kadına. Ya sen, seçilme hakkı bakın, dersen ne? Osmanlı'da sadece mesela CHP eleştireceksin. Koyacaksın, kadın, sonra seçme kadın, seçilme hakkı var diyeceksin. Ya kardeşim burada kadın hakları ya meselesinde şu var. Ya bu yanlışları kabul edin de. Ne, ya ne yanlışlık ya? Ya bir dakika kadın hakları konusunda ne yanlış hayır, ya? Hayır şu seçme seçilme var mıydı? Vardı tabii. Kim seçiyordu? CHP'den başka parti seçme mi? Ya arkadaş kadınlar seçme seçilme hakkı var mıydı? Ya vardı da. Ya niye manipülasyon yaratıyorsunuz ya? Vatandaşın seçme hakkı var mıydı? Ya CHP'den başka parti mi vardı? Niye hayır, yoktu? Kurulurken 10 niye tane yoktu? Parti mi kurdular? Niye yoktu? Niye? Niye yoktu? Niye, niye izin verilmedi? 1950'de kim verdi saltanat sana onu? Saltanat devam etsin diye. Nasıl? CHP saltanatı. Nasıl? CHP saltanatı devam etsin işte diye bu, hiçbir siyasi bu, bu partiye işte, izin bu, verilmedi. Bak, AKP'nin zihniyeti bu işte. Bundan revanşist olarak davrandıkları için aslında öyle şeyler yapıyorlar ki Avrupa'da bile kadın hakları konusunda problem varken. Bak bir dakika yarım saattir konuşuyorsun bakın, sen partiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Sen partiye 1930 yılında, işin gücünüz var ya sizin bir dakika, bir dakika, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya, devamlı olarak aynı şeylere ithaf etmek lazım. Sen bir saattir Cumhurbaşkanı sen de öylesin canım diyorsun. Sen de yani ya. Şimdi, senin işin de gücün de bu dakika, yani. Manipülasyon yaratmak için 3 tane şeyle ne olmaz. 3 tane değil. Her şey boş bir dakika bakın 1930 yılında 1930 yılında Gazi aynen şunu söylüyor ya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ya bizi dış dünyada diktatör rejimi olarak görüyorlar. İşte öyle bir şey. Bunu siz yazıyor kendinize şey yapıyorsunuz. Ya, ciddiyetsiz konu bak, ya. Gerçekten öyle Bey, çalışmışsınız ki şöyle niyetiniz geleyim Atatürk'ün yanlışları nedir bakalım bir anlatayım. Dinler misin? Bakın ben ne Atatürk hiç düşman değil bir dakika yani dinle beni. Ne Atatürk düşmanlarının yazdıklarına tam olarak güveniyorum. Ne de Atatürk'ü çok aşırı bir şekilde tarafsız olanlara. Mesela ben size örnek vereyim. Taha Akyol ortada bir adamdır. Atatürk'ün İhtilal Hukuku diye 500-600 sayfalık bir kitap vardır. Hepsi müdelleldir. Yazdığı her şeyin kaynağını da vermiştir. Bak orada ne diyor? 1930 yılında Atatürk kendisi Paris Büyükelçisi Ali Fethi Okyar Bey'i çağırıyor. Ya Batı'da da bize dikta diyorlar. Bir parti kuralım ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı kurduruyor biliyorsun. Bizzat Gazi'nin emriyle kuruluyor. Fakat 6 ay sonra kapatılıyor. Niye? Ali Fethi Okyar gittiği her yerde millet arkasına takılıyor ve CHP gidecek. Sebebi ne biliyor musunuz? Kapatılıyor. Sebebi bak sağ sıkıştığı zaman ümmete dayanmaya çalışıyor. Hikaye buradan kaynaklanıyor. Ya sağ mı? Tabii sağ. Atatürk'ün Kocaeli muvazalı kurduğu parti. O zaman sağ sol yok. Ama bu kafa hep aynı düşünüyor şimdi, çünkü. Şimdi bakınız yani, ben size ne Atatürk düşmanlarının ne de Atatürk'lerin değil, tarafsız, sizin objektif, alıp mesela getirdikleriniz ondan alakalı. Objektif ondan olarak alakalı. Tarihi yazanları okuyun, fotoğrafı ben, göreceksiniz. Yani ben kimseye hakaret etmiyorum. Ya hakaret Sana fotoğrafı okuyorum, hoşuna gitmiyor CHP'li olduğum benim hoşum, için. Bak sen ya şöyle, bakın şöyle, sizin yanıldığınız ne biliyor musunuz? Atatürk'ü siz benim kadar da bilemezsiniz, bakınız. Doğrudur, belki de daha iyi biliyorsunuz. Bakınız. Yani ben ne evet, bileyim, bilmiyorum ben. Ben de Genelkurmay'da dil okulu Arapça öğretmeniydim. Bana bir gün bir kurmay binbaşı bir defter getirdi. Atatürk'ün Rüşdiye'deki notlarını, okuduğu dersleri,
aldığı bilgileri gösteren bir şey. Osmanlıca olduğu için okuyamamış, tez hazırlıyordu, bana getirdi bunları oku diye. Ben o Atatürk'ün orada okuduğu dersleri görünce, niye böyle büyük adam çıkıyor oradan gördüm. Yani biraz önce bahsettiğiniz, hem Batı kültürünü almış Osmanlı Harbiyesi'nde, hem Doğu kültürünü almış, hem bu milletin, yani bakınız Osmanlı Harbiyesi'ndeki o dinle alakalı dersler var ya, şu anda bizim ilahiyat fakültelerinde bile yok. Onun için yani Osmanlı subayı Doğu'yu da biliyor, Batı'yı da biliyor. Fakat tabii Atatürk'ün hedefleri başka. Ben hakaret etmiyorum kimseye. Dolayısıyla yani... Sayın Tosun, bir Kadir Gökmen'in öteye yansı açtınız. CHP'yi gölgelememek için o partiler kapatılmıştır. Peki. Ama yine demokrasiye geçiş İnönü döneminde olmuştur. Onu da takdir ediyoruz kardeşim. Takdir ediyoruz. Sayın Öğüt, şimdi ben bambaşka bir şeye geçeceğiz. Aslında bambaşka değil. Demin eğitimle ilgili konuşuyorduk ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında, daha önce de yapmıştı. O ya eleştiriyi Emre Bey, unutma, ama bir cümle olur söyleyeceğim. Hayır, bir cümle, hayır. Cümle çok bir cümle. Bir cümle bakın. Şimdi Cumhurbaşkanının bu şeyi de yeni gündeme atılmış bir laf değil. Bazı televizyonlarda öyle şeyler çıkıyor ki yüceltmek için Osmanlı yaşıyor. Ona cevaben yaptı. Yoksa tamam, yeni bir tartışma çıkarmak için değil. Hayır, ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama bu iki ayaş lafına katılıyor lütfen musunuz? Hayır lütfen. Ben hiç kimseye hakaret etmem Kadir İki Bey. Ayaş lafına ben hiç kimseye hakaret etmem. Efendim tamam, müsaade edin bu programı tamam modere edeyim. Ben olur ne dedim? Sevgide serbestiyet, Sayın Tosun, saygıda mecburiyet tamam var. Sayın pardon, Tosun, pardon. Evet, buyur. Yani başka bir tartışma konusu derken benim bakın aslında... Ahmet Necdet Sezer'i biz sevmezdik. Ama evet, meclise geldiği zaman o makama saygı gösterip ayağa kalkardık. Sayın Tosun. Ama bugün Cumhuriyet Halk Partililer Cumhurbaşkanı meclise geldiği zaman ayağa bile kalkmıyorlar. Ama CHP'ye hakaret ediyor Cumhurbaşkanı. Demirel'e Özal'a Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor, da, hakaret ediyor. Herkes kendinde arayacak biraz. Biz makama hürmeten sevmediğimize de kalktık. İyi de o Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığıyla aynısı değil. Çıkıp zillet ittifakı diyenler bunlar... Şu anda anayasal hakkıdır Cumhurbaşkanı'nın partili olması. Efendim, zillet diyemez beni, bana beni ya. Beni dinleyecek misiniz rica etsem? Yani zillet programı diyemez bana. Çünkü burada amacım hepinize tabii, buyurun, eşit buyurun, söz hakkı buyurun ve izleyicilerimize... Aa, eşit olmadı Emre Bey yanı. Bak yarım saat konuştu Erdal Bey, evet, dinledik. Sizi evet de daha epey dinledik. Dinlemek, daha da dinlemek istiyoruz. İyi dinlemedin ama devamlı araya evet girdim. Yani dindar yok bir canım gençlik istiyoruz. Yetiştireceğiz sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunu daha önce söylediği için eleştirilmişti. Tekrar hatırlattı. 2012 yılında da hatta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla da aynı tartışma yaşanmıştı. Orada da cevaplar verilmişti ama Sayın Öğüt, yani bu dindar bir gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İmam hatiplerde evet mezun olanlar bugün derslere gitmiyorlar eleştirisini yapmıştır Cumhurbaşkanı ama en çok dindar bir gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz sözleri üzerinden yaşanıyor bu tartışma. Buyurun. Bu konuşmasını hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı'nın konuşmasını hatırlıyorum. O zaman gerçi Erdal Bey'in de uzmanlık alanına giriyor ama Fatih projesiyle ne kadar ileri şeyler yapacağını söylemişti. Fakat Fatih projesi bugün çöktü. Milyarlarca liramız boşa gitti. Akıllı tahtalar yok. O bütün çocuklara iPhone dağıtılacaktı. 4 yıl içinde bugün not aldım 42 bin okula bunlar dağıtılacaktı. Geçen Milli Eğitim'in kendi şurasında, yani herhangi bir sol örgütün bilmem neyin falan şurası değil, bunun boşa giden bir yatırım olduğu, herhangi bir şekilde eğitmen bulamadıkları, okullarda internet ücretlerinin okul aile birlikleri tarafından karşılandığı, Türkiye'deki okulların yarısında temizlik hizmetlisi bile olmadığı bakanın açıklamalarıyla ortaya çıktı. PISA eğrisinde en geriyiz. Okuma yazma oranımız yüksek, anlama oranımız çok düşük. Analitik düşünme diye bir şeyimiz söz konusu değil. Matematik öğretemiyoruz çocuklarımıza. Türkçeyi öğretemiyorlar. Benim eşim de öğretmen. Yani hakikaten üniversite hocalarıyla konuşuyorum. Gelenlere biz şey öğretmeye çalışıyoruz. Yani önce bir temel eğitimi öğretmeye çalışıyoruz. Anlatamıyoruz derdimizi diyorlar. Bakın Fatih projesi çökmüş durumda. Okullara eğitim çökmüş durumda. 4 artı 4 artı 4 çıkarken meclisteydik. O gün de söyledim. 4 artı 4 artı 4 çıktıktan sonra bir tek AKP milletvekilinin torunu, çocuğu İmam Hatip'e gidecek mi çok merak ediyorum dedim. Çok da merak ettim. Hakikaten giden şimdiye kadar bana varsa bilmiyorum. Sadece yoksul çocukları,
yoksul çocukları gidiyor. 1 milyon 200 bin İmam Hatipli çocuk yaratmaya çalıştılar. Onlar da iyi eğitim alamadıkları için, gerekli Arapçayı alamadıkları için, bakın Osmanlıca kursları açıldı. Giden yok. Arapça kurslarına giden yok. Buralarda bu kadar geçmişimiz yargılanıyor, yok Türkçe Osmanlıca'dan ayrıldık da mezar taşımızı okuyamıyoruz da bilmem ne de. Ya biz nasıl okuyoruz Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı da birdenbire o kesinti oldu. Ben bunu da anlamış değilim yani. Onlar Latinize edildiği için okuyorsunuz yani onlar. Evet. Peki Sayın Gökmen, yani eğitimin nitelikleri, öncelikleri arasında düşündüğümüz zaman, görevleri arasında düşündüğümüz zaman sayılabilir mi dindar bir nesil yetiştirmeye? Dindar nesil yetiştirmeye çalışıyorlar ama mümkün değil. Bu internet olduğu sürece, bu insanlar telefonlarıyla çok basit bir şekilde girebildikleri sürece bunun yapmaları mümkün değil. İleri, Cumhuriyet ileriyi hedefledi. Geri bir eğitim mümkün değil. Geri bir şey mümkün değil. Bunun dindarlıkla ilgisi yok. Bunun dinimiz kesintiye uğradığıyla ilgisi yok. 75-85 yıllık CHP iktidarı deniyor. Sadece 17 yıl. Ama Kadir Bey şimdi öyle bir şey söylediniz ki. Yani ileri gitmek, dinini bilmemek, dinini o da, şey evet. O mu yani? O mu yok, demek? Yok. Bence onunla ne alakası bence var ki bu işin? İnancı kimsenin, bir insanın dinini bilmemekle ilgisi yok bakın. Ama bakın öyleyse şimdi dindar nesil yetişti. Dindar eğitim vermeye çalıştılar. Çocuk yetiştirmeye çalışıyorlar. 1 milyon 250 bin kişi imam hatipli yapmaya çalıştılar. Ya tamam bak şöyle bir şey söylüyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki dindar çocuk yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu böyle olmaz, beceremediler. Çünkü ileri gitmeliyiz Cumhuriyet. Yani dinini bilmek, geri gitmek demek mi? Hayır, hiç ilgisi yok. Demagoji yok. Demagoji yok. Demagoji yapmıyor. Demagoji yok. Bu ülkede bakın. Bu ülkede. Yani o çok rahatsız edici, ifrit edici bir laf. Bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı'na o CHP zihniyeti kurdu. İlahiyat Fakültesi'ne o CHP zihniyeti kurdu. Ne kadar? Bakın eğitim sistemi, CHP kurdu. Eğitim sistemini tartışmak başka bir şey. Türkiye'de Türkçe okunabilsin, insanlar anlayabilsin diye Türkçe Kur'an yazıldı. Yani bunların hepsinde ne kötülük var? Kimsenin dindar gençlik yetişmesine karşı mı? Hayır canım, niye olsun? Yeter ki o dinin, o İslamiyet'in kuruluşundaki o halisane Kur'an'ın ilk öğrettiği şeyler, halisane bana şeyler bana ortaya çıksın. Söz Emre Bey, Kadir Bey teyiden bir şeyler söyleyeyim. Yani buradaki IŞİD türü veyahut da işte El-Kaide türü kutsanan, evet Müslüman çocuklar sinirliler olabilir falan filan gibi şeylere uymadan çok net olarak dindar, dinini bilen, dinle sıkıntısı güzel. Olmayan, gayet güzel. Bunun ahlaki yönleri öne çıkan insanlarda hiçbir problem yok. Ama biz bu cumhuriyeti yıkacağız. Ama nasıl öğreteceğiz? Bu cumhuriyeti yıkacağız. Müslümanların cumhuriyetle yani, şeyi yok. Bu cumhuriyeti yıkacağız. Yok. Bu cumhuriyette dinimiz öğretilmedi derseniz bu işin altından bizim kalkamayız. Bizim cumhuriyetle hiç problem şimdi sayılmaz. 17 yıl öncesine... Sizin biraz önceki tanımınız terörist tanımı. Yani terörist tanımı. Eğer terörist yetiştirecekseniz şu sıkıntı tabii çok büyük sıkıntı. Yani dindar nesil yetiştirmek lafıyla ya, o söylediğiniz şey arasında çok büyük fark var. Pardon çok özür dilerim. Onu söylemeye çalışıyorum. Murat Bey, hani El-Kaide dediniz, DH dediniz onun için söylüyorum. Onu bence şuradan tartışmak lazım. Yani şimdi insanların inancına gidiyor? Hükmedebilir mi kimse etmez. Mümkün mü? Kimin imanı, kimin imansız olduğu birisi tarafından tespit edilebilir mi? Edilemez. Tabii ki. Veya şöyle, inanmayanın da hakkını inananın koruması gerekiyor. %100 doğru. Peki, herhalde. Bu yüzden... Şimdi burada temel sorun bence bunun konuşulması bir kere yanlıştır bence. Bu doğru bir şey değil. Yani benim anamın hikayesini ne sen bilirsin ne öbürü bilir. Bilemez tabii. Nereden böyle bilir? Bir şey yok. Nerede yani şimdi bunun konuşulmasını doğru bulmamak lazım bence. Bu doğru bir şey değil. Benim inancımla ilgili, anamın inancıyla, eşimin inancıyla ilgili ben senin çocuklarını dindar yetiştireceğim. Bir dakika ya. Ben çocuğumu yetiştiririm zaten. Ben çocuğumun inancıyla ilgili konuyu ben veririm yani. Sayın bu devletin işi değil. Burada ama bakın. Bu devletin işidir abi. Devlet inanç bakın, imkanlarını sağlamalıdır. Bakın devlet, bunu Gazi inancı, yapmıştır. Bir saniye. Sayın Konsul. Gazi yapmıştır. Resul bak, Bey, Gazi'ye bak, muhalefet ediyorsunuz. Ben izah edeyim size. Ya layıklığı söylüyorum bak. Cumhuriyet bak, fabrika ayarlarıyla mı? Devam ya, ettiği ya, sürede. Ben, ama söylediğim bir mantık. Gazi'nin döneminde. Ya dediğimi duymadığınız halde söylüyorsunuz. Diyorum ki devlet vatandaşının inancı için elinden gelen her şeyi yapar.
Tamam. Doğru. Ama doğru. Onu şu doğru inanca inanç yönlendiremez. Doğru, doğru inancı Allah öğrenmesi Allah için. Bakın. Ya arkadaşlar, şunu doğru niye konuşmuyoruz ya? Bugün Diyanet Sünni İslam üzerinden insanları yönlendiriyor. Diğer inancı olan arkadaşlarla ilgili ne olacak? Ben cevap sen vereyim. Olsun, bakınız, Allah Allah. Bakınız. Cumhuriyet fabrika ayarları içindeyken Gazi'nin döneminde 20. asrın en büyük Kur'an tefsiri Elmalı Hamdi Yazır tefsiri Gazi döneminde yazdırılmıştır. Evet. Sünni akaid üzerinedir. Ve bakın ben bunu çeyrek asırdır gazetelerde de yazıyorum. Şunu söylüyorum. Şimdi o El-Kaide'ye kimsenin gitmemesi için, IŞİD'e gitmemesi için, bu FETÖ denen İslam'a en büyük zararı veren terör örgütüne gitmemesi için insanlar inanmasa bile Erdal Bey, ateist bile olsa doğru İslam'ın ne olduğunu, Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiğini bence devletin vermesi lazım ve Gazi bunu yapmıştır. Bakınız hak dini Kur'an dili Gazi'nin emriyle yazılmıştır. O cumhuriyet ayarları döneminde ve 20. asrın en büyük tefsiridir. İkinci bir üzerine tefsiri yok. Ben hep şunu savundum. Dedim ki bak yani bizim Atatürkçülerle ortak nokta, benim ortak noktam. Bu Elmalı tefsirini Gazi yazdırmıştır. Kardeşim gelin bu inançla ilgili, ahlakla ilgili anaokulundan başlayalım. Herkesin anlayacağı seviyede üniversite sonuna kadar bu Gazi'nin yazdığı tefsiri ders olarak öğretelim. Nasıl ki 2 kere 2 4 oluyor. Onu 5 bilmemesi için matematik öğretiyoruz. İslam'ın da doğru şeklini Gazi'nin yazdığı bu tefsirden öğretelim. Zorunlu hatta mu olmalı? Efendim? Zorunlu bence mu? Bence matematik gibi zorunlu olmalı. Çünkü Kadir Bey ya şu hizmettir, dindardır dediğimiz şu FETÖ'nün cemaatini gördük. Tertemiz insanlar diye herkese itibar etti. Ama doğru İslam'ı öğrenmedikleri için, sapkınlığa saptıkları için, o Elmalı tefsirindeki sahih İslam'ı öğrenmedikleri için geldiler 251 tane vatandaşımızı kurşuna dizdiler. Meclisi bombaladılar. Polislerimizi şehit ettiler. Dolayısıyla bakınız doğru İslam'ı aynı şeyi ben 22. dönemde biz Yaşar Nuri Öztürk de CHP'den milletvekiliydi. Bir ara duydum ki CHP'den istifa edecek. Gittim dedim ki bak Yaşar Hoca. CHP'ye zaten din düşmanı diye millet bakıyor. Senin gibi din diyen, Kur'an diyen, İslam diyen bir adamın CHP'de bulunması sadece CHP'ye fayda sağlamaz. Türkiye'deki toplumsal barışa fayda sağlar. İstifa etme bu partiden. Sayın cevap Tosun, şu soruyu soracağım size. Evet. Diyor ki 2012 yılındaki bu tartışmada Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şu soru cevabı veriyor. Dindar nesil yetiştireceğiz. Muhafazakar Demokrat Partisi kimliğine sahip bir partiden ateist bir gençlik yetiştirmemizi mi bekliyorsun? Yanıtını veriyor. Şimdi şunu sorabilir miyim? Yani dindar neslin karşılığı ateist nesil midir? Yani bu tartışmalardan baktığımız zaman. Yani o cümlenin zaman gelişi belki öyle kullandı da dindar neslin karşılığı ateist değildir. Yani dindar insan dini, inancını aynı zamanda yerine getiren insan diye de algılanabilir burada. Bir insan hem inanabilir hem de amel etmeyebilir. Bana göre dindardır. Yani bir adam doğru, içkinin haram bravo olduğunu bilir ama içki içiyorsa haram olmuyor. Bence dindandır o. Yani namazın farz olduğunu bilir, kılmıyordur. Bence o imanı esastır. Bir defa zihnen dindardır o. Yani önemli olan düşünce yapısına insanların sahih İslam inancını yerleştirmek. İster kılar ister kılmaz o onun Allah ile kendi arasındaki problemidir. Ona biz karışamayız. Ama bence bu doğru bilgileri tıpkı coğrafyayı matematiği öğrettiğimiz gibi gençliğimize öğretmeliyiz. Ateist bile olsa inanmasa bile ha bilir ki bak Fethullah gibi bir şey çıktığı zaman bu doğru İslam'la doğru alakası böyle yok bir şarlatana bunun inanmaz diyebilmelidir. Kimse yani. İslam Müslüman olmayan bile diyebilmelidir. Yani şey meselesine, Sünni İslam meselesine gelince ya aslında yani bizim yani Sünni inancın Alevi inançla çok öyle büyük farkı yok ki. Ne farkı var? Yani bakın ben Hacı Bektaş Veli'nin 4 kapı 10 makamı var, 40 makamı vardır. Birinci kapı şeriat kapısıdır. Onun bir maddesi nedir biliyor musunuz? Diyor ki ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere olmak. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu koyduğu şey. Yani bizim Alevilere bakın ben köyümün etrafı Alevi köyleriyle çevrili bir köyde doğdum büyüdüm. Bizim Alevilerle hiç sorunumuz olmadı. Ha ben 5 vakit kıldım o kılmadı. O başka. Ha bu onunla Allah arasında benim. Ama bu kadar benim, basit. Benim inanç açısından Alevi ile benim bir farkım yok. Sayın Öğüt, evet. Bitirin sözünüzü. Ben şunu söylemek istiyorum. Dini öğreteceğiz, biz dindar nesiller yetiştireceğiz diyerek, hatta
bir ara ağızdan kindar ve dindar da çıktı. Bunları yetiştireceğiz diyenler hüsrana uğrayacak. Türkiye'de böyle bir şey olması mümkün değil. Ben 4+4+4 çıktığı zaman şunu söyledim. Bu dini öne çıkartarak, İslam'ı öne çıkartarak, dinimiz elden gidiyor, biz çocuklarımıza din öğreteceğiz diye ortaya çıkarak aslında özelleştirmenin, Türkiye'de eğitimi özelleştirmenin en önemli kapı aralığı oldu. %2'lerde, 2002'de %2'de olan özel okullar %25'e çıktı. 1,5 milyondan fazla çocuk özel okullara gitmeye başladı. Bu özel okullar da gerçekten özel okullar olsa, hepiniz görüyorsunuz, şehrin içinde, Kadıköy'ün ortasında, Ataşehir'in ortasında, Maraş'ta, ortada bir bina, eski dershanelerin adı okul oldu. Dershaneler kapatılıyor. Dershanelerin adı okul oldu. Ama onlara bir süre tanındı. Okul bir oldu. Bir süre adı. Sonra şartlara okul oldu. Gibi. Yani bugün insanlar devletteki eğitimi yeterli bulmadıkları için, OECD ülkeleri içinde en geri olduğun için, demin söylediğimiz bütün okuma yazmayla ilgili dünyanın en geri ülkelerinden biri. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Yani bak AKP bunu yaptı diye söylemiyorum. Üzülerek dinlemedikleri için, sadece bir noktaya kafaya taktıkları için, sadece din eğitimi vererek bunları sağlayacaklarını düşündükleri için söylüyorum. Bu pozitif bilimleri öne çıkarmamız lazım. Yok. Dünya nereye gidiyor bunu yani çıkarmamız lazım. Sadece din eğitimi diye bir şey yok yani. Orada, yani, haksızlık ediyorsunuz Akbar. %1'lerde olan, %1'lerde olan eğitim öğrenci sayısının %8-9'lara çıktığını görmemiz lazım. Ve buna rağmen de eğitimin sonuçlarının iyi olmadığını görmemiz lazım. Türkiye'de birçok çevreniz, eşiniz, dostunuz vardır. Eğitim için gidenlerin birçoğu yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Burada okuyanlar, iyi eğitimlerin, bak en iyi eğitimlerin çoğu yurt dışına gitmeye çalışıyor. Üniversite sayısı çoğaldı ama mezunlarımızın iyi eğitilmediğini, her okulda sadece bir doçent veya bir doktorun olduğunu, bugün hukuk fakültelerinin dekanlarının bile hukuk fakültesi mezunu olmadığını görmemiz lazım. Aynı şey yani tıp fakültelerinde geçerli, belki diğer üniversitelerde geçerli. Yani Türkiye'de bir sürü şey aksak gidiyor, yanlış gidiyor. Bunları hep birlikte düzeltmemiz lazım. Bunu siz AKP bunu yaptınız, işte CHP zihniyeti de bunu yaptı diyerek götürmenin bir anlamı yok. Ortak bir çözüm bulmamız lazım. Çocuklarımızın geleceği önemli. Size şu bütün mesele... Kadir Bey, Sayın size olsun. Katılıyorum. Söylesinde. Peki. Buyurun. Şimdi ben tabii üç konuğumuzun da hani politik kimliği olduğu için ben aralarındaki AK Parti, CHP tartışmasına girmek istemiyorum. Yani AK Parti zihniyeti böyle yaptı işte CHP. Sanki yani eğitim sorunu, Türkiye'nin eğitim sorunu 2002 yılından bugüne kadar gibi sorunmuş gibi değerlendirmek veya işte 1950'ye kadar şöyle oldu, işte bu CHP zihniyetinden yola çıkarak yapıldı demek falan, bunlar bence işin çok şey tarafı kalıyor. Yani genel tartışmanın çok daha dışında kalıyor. O zaman politik bir tartışma haline gelmiş oluyor. Ben gazeteci kimliğim mi? Bunu söylemem, bunun içine girmemem lazım. Ben eğitim sorununu konuşurken, harf devrim meselesini ilk bölümde söylerken ilk cümlem şuydu biliyorsunuz. Bizim ülkemizin bir eğitim sorunu var. Okur yazar olmakla o bahsettiğim o felsefe, yani okuduğunu anlamak arasındaki işin bir ayrımına varmamız lazım. Bu eğitim, bakın bugün bu iktidar partisi bile sürekli en çok şikayet ettiği, en çok övündüğü şeylerden bir tanesi sağlık. En çok şikayet ettiği şeylerden bir tanesi eğitim. Eğitimde istediğimiz düzeye gelemedik. Ya ben görüyoruz kaç tane Milli Eğitim Bakanı değişti. Yani çok ciddi bir şekilde bir yazboz taslası haline geldi eğitim neredeyse. O sistemden o sisteme geçtik. Çocuklar mesela el yazısıyla yazıyordu. Sonra normal duruma döndük. Falan filan gibi birçok şeyler yaşandı. Yani eğitim döneminin ortasında sınav sistemi hayır, değişti. I harfini söylerken mesela böyle tıs pıs yapıyorlardı. Bir ara bu vardı biliyorsunuz. Evet. Yani tuhaf böyle işler yaptık eğitim konusunda. Ama bu sadece, bir daha söylüyorum yani, bundan 30 yıl önce bu ülkede kitap okuma oranı veya işte gazete okuma oranı çok yüksek falan değildi. O zaman da sıkıntı vardı. O zaman da bizim sorunumuz eğitimdi. Onu söylüyorum, zaten bir yerde o eğitim sorununu aşamazsak belli bir noktaya da gelemeyiz.
Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dindar nesil meselesinden ya. Şimdi bir insanın, bir ailenin veya bir eğitim kurumunun çocuğuna, çocuğa dinini öğretmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani bunun adını artık ne dersiniz bilmem. Tabii ki Kadir Bey'in söylediği gibi yani biz kalkıp terörist yetiştirmiyoruz. El-Kaide'ye militan yetiştirmiyoruz. DEAŞ'a militan yetiştirmiyoruz. Bir inançtan bahsediyoruz. Dinini öğrenen gitmez zaten. Ya, bravo. Heh, onu kastediyorum. Yani bunu öğrendiğin zaman gitmezsin. Ne FETÖ'ye gidersin, ne DEAŞ'a gidersin, ne El-Kaide'ye gidersin. Çünkü din bambaşka bir şey. Yani İslamiyet'ten bahsediyoruz. Bir ya neredeyse bir medeniyeti tamamen yönetmiş yani ve tamamen onun kültürüne hizmet etmiş bir dinden bahsediyoruz. O nedenle bunu bizim çocuklarımıza vermemiz lazım. Bu başka bir tartışma konusu. Ama yani dindar nesil yetiştirmeyeceğiz. İstediğimiz kadar uğraşalım. Bu bizim işte ileri gitmemizi etkiler. Cumhuriyetin ilkelerine... Ya böyle bir şey yok. Dindar nesil dediğin cumhuriyetin ilkelerine de sonuna kadar sahip çıkar. Cumhuriyeti de alır en ileriye kadar götürür. Ya bunlar gelene kadar dinsiz miydi bu bir millet? Dakika, hayır bir dakika. Şimdi dinsiz miydi? Yani dindar nesil yetiştireceğiz. Dinsiz miydi? Dinsizlikle böyle bir şey olur mu ya? Olabilir mi böyle şunu şey? Şunu söylüyorum. Dindar nesil yani yetiştirmek arasındaki laf çok farklı bir şey. Dinsiz yani, ne alakası var? Ne alakası var bu milletin? Ama, yani sürekli şey bu biz gelene kadar böyle bir şey yok ki. Belki de şunu demek istiyor Sayın Gökmen. Yani dindar nesil yetiştirmekle din eğitimi vermek arasındaki fark. Değil mi? Onu tabii canım. Yani böyle bir şey var mı? Yani bu kadar geçmişi, cumhuriyeti bu kadar yani. biz gelene kadar böyle bir şey yok. Hadi yani nasıl kim yani hem camilerimiz vardı, hem hocalarımız ya vardı, hem kurslarımız vardı. Kadir Bey, eksiyle, onu kim söylüyor? Şeyle, kim söylüyor biz gelene kadar yoktu diye? Biz neciydik siz biz gelmeden önce ya? Yani dindar nesil zaten vardı AK Parti'den önce de vardı. Vardı tabii. Tabii. Kimse söylemiyor AK Parti gelinceye kadar yoktu diye. Yani siz onu nereden çıkardınız onu anlamadım. Biz gelinceye kadar. Çok net değil mi ya? Hayır. Çok yani net bakın, değil mi? Ne çok Cumhurbaşkanından, mu bu? Ne Cumhurbaşkanından, ne AK Partililerden biz gelinceye kadar din yoktu. Biz gelince işte din başladı öyle bir şey yok. Din peygamberden beri ayakta, hayatta, kıyamete kadar da ayakta olacak. Ha, bu kadar basit. Evet. Bu kadar basit. Kimse engelleyemez. Ha, şimdi, yeter ki doğru öğreniniz. Şimdi... %99'u Müslüman olan bu ülkede de bir cumhurbaşkanının yani ahlaklı nesil, ahlakın en temel ilkesi dindir. Hristiyanlıkta da Yahudilikte de din temeli olmayan ahlak yoktur. Ahlaklı nesil içinde veyahut bence... Veyahut da dinin temeli. Diye, hayır, ahlakı besleyen dindir. Dolayısıyla yani bir %99'u Müslüman olan Türkiye'nin cumhurbaşkanının nesli dinler olarak yetiştirme hedefi bence alkışlanacak bir hedeftir. Çünkü ahlaklı bir nesil çıkacaktır. Oradan yanlışa ne kaideye ne efendim Boko Haram'a ne FETÖ'ye adam gitmeyecektir eğer doğru din öğretilirse. Yani bunu alkışlamak lazım. Bunu takdir etmek lazım. Ama biz gelinceye kadar öyle bir şey yok ya. Onu kim ya söylediyse kimse zaten böyle bir kim şey söylediyse ona karşı çıkarız. Olur mu böyle şey? Yani, ben 64 yaşındayım. Dinsizlik mi vardı şeyden önce? AK Parti'den önce. Dinsizlik mi vardı bu ülkede? Yoktu. Olur mu öyle şey? Elbette yoktu. Olur mu öyle yani, şey? Yine camilerimiz vardı. Doğru söylüyorsunuz. Ya CHP'nin aynen baskı yine yaptığı dönemde bile bakınız ben size bir şey anlatayım. Benim babamın başından geçmiş bir olay. Babam 1940'lı yıllarda 26 doğumlu 35'lerde falan Kur'an kursu camide Kur'an okuyor hocadan. Ve yasak o zaman. Jandarmaya şikayet ediyorlar. Geliyor jandarma hocayı yakalıyor. Dikkat edin bakın. Jandarma erleri koltuk altından çocukları kaçırıyorlar gidin diyorlar. Suç unsuru olarak elifbalar gidiyor mahkemeye. Bakın bu yaşanmış bir olay. Benim babamın başından geçmiş bir olay. Tarihi bir olay. Mahkemeye suç delili olarak Kur'an cüzleri çuval içinde mühürleyip götürüyorlar. Millet bakın İslam'dan hiç vazgeçmemiştir. Mahkeme mübaşirleri ve mahkemedekiler diyorlar ki ya tamam kanun böyle de ya hoca efendiyi Kur'an okuttu diye nasıl cezalandırırız? Ne yapalım? Gece gidiyorlar mahkemede çuvalın altından söküyorlar. Bütün cüzleri çıkartıyorlar. Oraya matematik, coğrafya, Latin harfleriyle kitapları dolduruyorlar. Ertesi gün mahkemeye çıkıyor şey. Getirin bakayım suç unsurunu açıyorlar. Aa bu kitap coğrafya, bu kitap matematik. Bakın yani baskı döneminde bile bu millet dininden vazgeçmemiş. Dolayısıyla AK Parti gelince bu din şey yapmadı.
Ama birçok yasak, birçok yasağı ve birçok yanlış algılamayı değiştirdi. Yani laiklik maalesef AK Parti'ye kadar dindarlar üzerinde bir demokrasinin kılıcı olarak sallandırıldı. Bizim dönemimizde Alevisi de, Sünnisi de, gayrimüslimi de, Levanteni de kendi dininde özgürdür. Normalleşme sağlandı. Yani şey her yok. Dine karşı, ya her cemaate, ya. Her inanca yapmayın eşit ya. Mesafede olmayı sağladı. Normalleşme mi sağlandı? Yok öyle bir şey, ya, öyle bir şey yok. Yani onu tartışacaksak baskı, tartışırım sabaha kadar. Baskı dönemi diye anlatıldığı zaman zaten hani burada bir revanşist bir hikaye var bir tarafından. Sadece CHP karşı... dönemi değil müsaade Erdal Bey. Bakın 28 Şubat sürecinde de ya, o yanlış ya. Laiklik anlayışı yüzünden dindarlar mağdur edildi. Tamam siz konuşun. Bir buyurun. Dinleyelim evet. Sayın Tosun. Buyurun siz buyurun. Konuşun buyurun. Buyurun buyurun devam Sayın Akşam. Konuşurum da, canım ne olacak yani? Karışmıyorduk siz karışıyorsunuz. Buyur hadi konuş. Yok efendim istibdat dönemi yok o olur bu. Bakın şöyle bir durum var. Kimse ailesine, insanlara ben senin çocuğunu dindar yetiştireceğim diye söyleyemez. Hele devleti yöneten hiç söyleyemez. Benim dedem söyleyebilir. Torununa, oğluna, çocuğuna diyebilir. Devleti yöneten vatandaş bunu diyemez. Böyle bir şey yok. Dese ki Almanya'da, Amerika'da biz de dindarlarla, hepsini Hristiyanlarla şöyle yapacağız da Almanya'da 4 milyon Türk var burada. O baskıyı kurduğu zaman ne diyeceğiz? Hani demokrasi vardı diyeceğiz? Hayır orada da laiklikler Müslüman da kendi dininde öldürüyor. Efendim dinini AKP döneminde ya ne oğlum Alevilerle ilgili olan konuda ne yapılmış? Diğerleriyle ilgili ne yapmış da çok ileriye gitmiş? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sonuçta cemevlerin statüsü konusunda alınmış kararlar var ve bu hükümet uygulamıyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ya şimdi şöyle bir durum yapamayız. Bakın herkesin dinini yaşaması... Bakın. Herkesin inancına saygı göstermek kadar doğal bir şey olamaz. Tekkezaviyeler kanunu kalkmadan cemevleri kalkmadan yapamaz. Çünkü buyurun. Bakınız tekke ve zaviyeleri kapatan ya, kanun siz devam edin, cemevlerin de içine alır. Orada rütbeleri falan kaldıran kanunda ya, dedeler, dedeler işte. De vardır. Bakın. Bu zihniyet... Ha. Önce bakınız yeni bir anayasa öyle bir şey yok. Yeni bak, bir anayasa yazılması lazım. Anayasa yapılma meselesinde şunu söyleyeyim. İlk önce siyasi partiler kanunu değiştirseniz o zaman. Değişsin tamam ona da. Niye değiştirmiyorsunuz? Yani böyle bir şey söz konusu değil. Şunu söyleyeceğim. Benim çocuğuma kimse zorla şunu söyleyemez kardeşim. Veya herhangi bir vatandaşın çocuğuna. Ben sana benim öngördüğüm dini öğreteceğim diyemez. Veya inancı veya mezhebi veya bin. Ama din dersi koyar. Der ki vatandaş. Ben evet dini eğitim almak istiyorum çocuklarıma ya. Evet benim çocuğumun dindar yetişmesini istiyorum der. Tamam. Çok doğaldır bu. Der. Ama bunu dayatamaz. Cumhurbaşkanımı teşvik ederse ne mahsuru var bunun? Bir dakika ya. Bir dakika yani. Sonra. Dünyanın bak demokrasinin gelişmiş olduğu yerlerde şu vardır. Ben bir mezhebin hikayesi üzerinden giderken söyleyeyim bunu. Siz de dediniz ki elmalı meselesi. Biz bunu söyledik zaten. Tabii ki Atatürk'ün ne dinle ne imanla ne ondan bundan hiçbir zaman bir sorun olmamış zaten. Kesinlikle. Sonuçta CHP döneminde bu Diyanet meselesi kurulmuş. Bugün geldiği bütçeye bakarsan herhalde vakfın bütçesi acayip bir para. Diyanetin bütçesi de başka bir para. Şimdi hani yaptıklarını tartışmak onu bunu söylemiyorum. Demokrasinin gereği şudur. Gereği budur yani. Laiklik için de söylemiyorum. Bak laiklik başka bir şeydir. Ha, devlet laik hani meselesi üzerinden konuşalım. Kişi dindar olabilir. Herkesin buna saygı göstermesini sağlamak ve hukuk devleti olarak da onu korumak devletin bir numaralı görevidir. Ama inanmayanı da korumak devletin bir numaralı görevidir. Diyelim ki adam inanmıyor. İnanmıyor. Bir tane vatandaş var. İnanmıyor. Çocuğu da inanmıyor. Okula gönderdiğin zaman şimdi aileden hiçbir şey almamış diyelim ki inanmadığı halde falan. Üniversitede geçerli not olarak bunu koyduğun anda bir problem yaşarsın. Var mı yok mu? Şimdi iki Alevi bir vatandaşa sence orada bir mezhep üzerindeki bir hikayeyi okulda geçme notu olarak gösterdiğin anda bir problem yaşarsın. Şunu diyebilirsin. Ben senin bütün inançlarını hukuk devleti olarak demokrasi adına güvence altına alacağım. Ve bunu söyleyeyim. Sen nasıl yaşayacaksan öyle yaşa. Birine deyip öbürüne dememezlik yapamazsın. Bu böyle bir şey söz konusu olduğu andan itibaren şunu da iddia edemezsin. Ya işte demokrasi var ama devlet şunu yapsın, bunu yapsın, şöyle etsin, böyle etsin. Kardeşim bir dakika adam der ki ben inanmıyorum kardeşim. Ben niye bunun vergisini ödüyorum der. İnanmıyorsan ben bunu... Var mı böyle düzenleme? Yok. Ya oldu ki bir tane adam kendine göre dedi ki... Şimdi bir dönem konuşuluyordu bu memlekette bazı şeylerle. Çok doğru. Bakın çok şurada haklısınız. 2002 ile 2007 arasında
çok samimi söylüyorum bunları da. Her zaman da söylemişimdir. Yapılan bazı şeyler üzerinden bazen çözüm süreci tartışmaları da dahil olmak üzere söylüyorum. Bir sürü şeyi de destekleyen bir adam oldum mesela. O dönemde de bir sürü insan bir sürü şey destekledi. Kardeşim yanlışa yanlış, doğruya doğru. Şimdi demokrasinin bir tane hikayesi var kendine göre. Saygı. İnsanlara saygı bu kadar yani. Onun inancına veya inansızlığına saygı. İki, onun hukuk karşısında eşitliğine saygı. Tamam da AK Parti şimdi, ya da Cumhurbaşkanı mesela, farklı bir şey mi söylüyor Erdal Bey? Evet, sanki bir karşı, şey söylüyor. Hayır, hiç farklı bir şey farklı, söylemiyor. Uygulamalar, sizin son söylediklerine uygulamalar son çok farklı. Son tarif ettiğiniz demokratik çok farklı, anlayışı. Çok farklı. Yani ben şöyle diyor. Şimdi sana diyor ki sen Avrupa Birliği konusunda da öyle. Ya şimdi manipüle etmeye, birbirimizi kandırmaya lüzum yok. Efendim bak mesele oluyor. Şimdi yine ben yarından sonra Almanya'ya gideceğim. Biliyorum bir konuşmalar esnasında bunu soracaklar zaten. Adam diyor ki, bir tane Alman adam dedi ki parlamenter. Ya arkadaş dedi, bu kadar laf ediyorsunuz bize dedi. Sizin komşunuz dedi. Siz dedi bir sürü sıkıntı yaşattınız, bir sürü olaylar. 1 milyon kişiyi Almanya olarak biz aldık dedi. Bizim komşumuz değil, bir şey değil. Üstelik biz bunları işçi yaptık. Yani işçi yaptık. Devlet para ödüyor. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksek. Sıkıntıyı Almanya'ya Avrupa çıkardı. Sezar'a vereceksek. Cezasını biz çekiyoruz. Tamam, karıştıran çeker. İşte onlar karıştırdı, biz karıştırmadık. Emperyalistlerle birlikte olmayacaksın. Ben yıllardır bunu söylerim. Sulhse yapacağımız şeyi söylerim. Hiçbir zaman da bundan vazgeçmedim. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bugün büyük devlet olmadı. Dün de büyük devletti, bugün de büyük devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ne Rusya'nın ne Amerika'nın hikayesinden hareket etmez. İkisine de şu o yüzden anda... dolayı da gidip Kaddafi'yi öldürürken de kimseye göz yummaması gerekirdi. 74 harbinde eğer Türkiye'ye zerre petrol vermediklerinde bu adam vermişse bir vefa gösterirsin. Öyle veya böyle. Ne olursa olsun kardeşim. Efendim öbürü bir... Ya, kusura bakma bir dakika. Biz millet olarak Anadolu coğrafyasında birbirine saygıyı biliyoruz. Türkülerimizde biliyoruz. Şiirlerimizde biliyoruz. İnancımızda biliyoruz. Tamam, hepsinde geldiğinde birbirimize saygıda da bunu kusur etmememiz lazım. Demokrasi bunları da beraberinde taşıyan bir şeydir. Demokrasi hoşgörü kültürüdür zaten. Yani azının halkını, hakkına sen saygı çıkman lazım. O saygıyı bizler hep gösterdik. Maalesef sizler o saygıyı dindarlara göstermediniz. Hala da AK Parti'ye bakın, o saygıyı çok, çok göstermiyorsunuz. Size bir şey söyleyeceğim bakın. Yani şimdi ben soğuk için. Bir dakika bir saniye. Benim babam dedim ki, bakın benim babam devletçi bir adamdı mesela. Yani devletine hiçbir zaman yani şey olmayan. Ben de kendimi çok farklı bir şekilde sosyal demokrat solcu bir adam gördük. Ben size bir şey söyleyeyim. Deniz Gezmişler mi türbanla uğraşıyordu? Ha? Uğraşıyorlar mıydı? Ya o dönem farklı tartışmalar vardı. Bir dakika bir saniye ya. Biz 1960'lardan önceki hikaye zaten Türkiye'de sağ sol kaldırmayan bir hikaye zaten baktığınız zaman. Biz o kavganın 1965, dışındaydık bak. 1968 biz kuşağı. Biz o kavganın dışındaydık. Sağ sol kavgasının biz dışındaydık. Ya şimdi siz olabilir şahsınız açısından söylüyorsunuz. Sadece şahsım değil, bizim şey olarak da kim? O dönemdeki Milli Selamet Partisi etrafında, Milli Türk Talebe Birliği etrafındaki yani İslamcı ya denilen şöyle, gençlik İsmail sağ sol takımdaki adamların da 6. filoyla ilgili komünistlerle alakası yok. İsmail Kahraman da bugün kulaklarımıza çınlıyor. 6. filonun üzerine çarpı koyan adamdır. Tamam. Peki şunu demek evet, istiyorum. Emin misiniz? Bu Milli Türk Talebe Birliği'nin salonunun yok, bir tarafında bir şey komünizm işareti üzerinde çarpı, bir tarafında Amerika... Komünizmle İparlı mücadele derneklerini kim kurdurdu? Ya komünizmle mücadele derneklerini... Amerika kurdurmadı mı? Ya şöyle birlikte şunu demek istiyorum. Solcuların 6. filoya giden bakın, mücadele etmeyecek miydi? Bakın bir şey söyleyeceğim. Tabii ya, edecek. Hayır bakın, Amerika'nın kurdurdu. Biliyorum. Şey, ben hayatımda bak benim annem de hani başı bağlı bir insandı. Tamam. Ben hayatımda şu son AKP'nin olaylarına kadar aklımdan şu geçmiyordu daha öncesinden de. Ya ben şöyle giderken otobüs durağında birisi türbanlıymış. Bak samimi söylüyorum. Hani hangi yeminse onu söylerim ama. Ya hiç aklımın ucundan geçmezdi biliyor musun? Ben demedim askeri vesayete solcular hayatları boyunca hep karşı çıktı. Ama o vesayeti şimdi, ama şuna yani karşı çıkamadınız 80 cuntasının söylediği. Her köye bir tane imam koyarken Alevi köylerine de imam konulmaz. Ona da bir tane cemevinde bir şey yapalım kardeşim demediniz ya, ki. Ya Erdal Bey bak. Onu kim yaptı? 2002 döneminde Amerikalı, de milletvekiliydi. Amerikalı junta dediğiniz bak evet doğru. Bak, Amerikalıların Alevi köylerine imam tayin ettik. Benim ilimde onu söylüyor işte. İlimde yüz küsur Alevi köyü var. Onu söylüyor. Bak AK Parti döneminde isteyen ya, isteyen her Alevi köyüne İmam verildi her Alevi köyüne. Ya ben imam dedim. Ya şimdi işte problem de bu şuradan yaşanıyor. İsteyen kardeşim istiyor adam. Alevi muhtar geliyor diyor ki olabilir. Benim köyüme imam verin diyor. Ya cami nerede yapıyor.
Alevi'yi bak, baktığınıza... Alevi'yi camisiz tarif etmek Aleviliğe de haksızlıktır. Cemevi tekkesidir onu siz... onun, cami Alevi'nin de, o, Sünni'nin o de... O teolojiyi siz değil de o Alevi toplumunun koyması gerekir. Onların kendi ya kendileri liderleri, istedi. Önderleri, kanaat liderleri Erdal var. Bey, ya, bak ben, ya benim çevremde bir yıl Alevi köyü var. Adamlar, muhtar gelip diyor ki ben köyüme cami yaptım, verin bana imam ver diyor. Ve biz bak onlara da verdik. Ya bundan kırılmıyordu ortalık zaten. Yani mesele o değil zaten. Bundan kırılan bir durum yok yani ortada. Mesele şu. Mesele bir demokrat bakışı, bir demokrasi bakışıdır. Mesele hukuk devleti bakışıdır. Ya AK Parti bundan... dönemindeki hukuki gelişme, insan hakları, özgürlükler hiçbir... Alevi ben Aleviyim ya, diyemiyordu AK Parti'ye kadar. Ya, bir Kürt şey... ben Kürt'üm diyemiyordu. Şimdi Kürtçe de, konuşamıyordu şimdi adamlar. De, şimdi de zulmünü yaşıyorlar hepsi komple. Şunu söyleyeceğim. Ya kim bize zulmünü arkadaşlar, yaşıyor? Biz uluslararası bütün kurumların çoğuna aslında üyeyiz. Birleşmiş Milletler, OECD, diğeri insani gelişmişlik yapıyoruz. Bunların hiçbiri öyle demiyor. Siz diyorsunuz ki biz geliştik, bilmem ne ettik. Evet, basın doğru. Özgürlüğü konusunda Avrupa, bilmiyorum Avrupa'sı nasıl da, Amerika'sı da şu anda Türkiye'nin... Basın özgürlüğü konusunda bu ülkede nasıl bir basın özgürlüğü var ya? Bana bir anlatsınlar bak, da ben de göreyim yani. Şu anda bütün dünyaya yayın yapan bir televizyonda bunları söyleyebiliyorsun. Bu basın özgürlüğü değil mi? Lütuf mu bu? Hayır lütuf değil de bu basın lütuf özgürlüğü mu? Değil mi? Arkadaşlar burada zaten onu düşündüğü için biz konuşuyoruz zaten. Ama şöyle ama bir durum. Ama ona o imkanı değil. Veren de bu sistemdir. Bu lütuf değil. Bu lütuf değil. Lütuf değildir değil, zaten. Tabii. Haktır. Öyle bir şey tabii. Ve bu hakkı yani, da genişletmişsin. Cezaevlerindeki bu kadar insan gerekçelerini... Buralara daha uzarsak bu bayağı bir tamam. Bitmez bu konu. Ben, Sayın Öğüt buyurun. Ben birkaç şey söyleyeyim. Bir, bakın üniversitelerde dekanlar, öğretim üyeleri yeterli değil. Dekanlar, başka başka dekanlar getiriliyor. İşte mühendis sağlık bilimlerine, sağlık bilimleri veterinerliğe. Yani birbirleriyle çelişkili dünya kadar iş yapıyor. Okullarda müdürler yeteri kadar eğitim almamış, yeteri kadar geçmişinde tecrübesi olmamış insanlar müdür olarak atanıyor. Sadece dindar yetiştiriyor. Bu kadar dindar yetiştirdik de, bu kadar dindar nesil eğitim verdik de, bu kadar zorunlu olmasını istiyorum dediniz değil mi? Ben yanlış. İstiyorum, ha, evet. Zorunlu eğitim verildiği halde Türkiye'de... Doğru İslam'ın öğretilmesini istiyorum. Ahlaktan fazlalaştı. O cemaate bağlı yurtlarda çocuklara tecavüz daha mı azaldı? Hırsızlık daha mı azaldı? Devlette rüşvet ya, daha mı azaldı? Genel ne suçlarla, oldu? Yani genel suçlarla orantıladığın zaman o kurslarda, yurtlardaki suçların oranı sıfır bile yapmaz yani. Ya orada biraz taraflı gibi görüyorum sizi. Ben de diyorum ki dinin, ahlakın, iyi insan olmanın erdemleri farklı farklı. Bir adam ahlaklıysa, Japonlar hangi dindeler? Hangi dindeler Japonlar? Dinsiz. Evet. Dinle ilgileri yok. Ama dünyadaki en ahlaklı şey olarak geçiyorlar. Olmaz olur. Hem ticarette hem bir şeyde. Dünyadaki en iyi Müslümanlığın yaşandığı ülkeler nereler? Türkiye'dir. Valla bütün istatistikler Danimarka, Norveç, Finlandiya diyor. Çok Müslümanlığın yaymak için uğraşan ta Uğur Mumcu'nun zamanında söylediği rabıta türü organizasyonlarla dünyaya din yaymaya çalışan Arabistan 100 küsürüncü. Bütün Orta Doğu'daki insanlar Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Yalnız ben şunu söyleyeyim Kadir Bey, bu Batı'nın yaptığı istatistikler, değerlendirmeler, Türkiye ile, sadece Türkiye ile değil, İslam dünyası ile ilgili değerlendirmeleri tamamı çifte standartlı. Dolayısıyla onların ne AİHM'deki verdikleri kararlar, ne Avrupa Konseyi'nde, ne Avrupa Birliği'nde alınan kararların büyük çoğunluğu onların oyununu bozdu. Şu anda mesela Barış Pınarı'ndan dolayı Avrupa Birliği de bizim karşımızda, Arap Birliği de karşımızda, Amerika'sı da karşımızda. İslam ordusu kuruyorduk birlikte. Ha. Dolayısıyla yani bunların bakışı Türkiye emperyalizmin bu bölgede 60 yıldır kurmaya çalıştığı oyunu bozdu. Filistinli'ye tamam. Karşı? Filistin karşı çıkmadı ya. Bir de şu oldu bakınız, ben size son bir gelişmeyi söyleyeyim. Arap Birliği dediğiniz yani Arapların merkezi Kahire'dir. Kahire ya bütün birlikler nerede
genel sekreteriyası varsa o ülkenin emrindedir. Birleşmiş Milletler bugün ne dersek diyelim Amerika'nın emrindedir. Arap Birliği Kahire'dedir, Kahire'nin emrindedir. Kahire İsrail'in, Amerika'nın emrindedir. Onlardan Türkiye lehine bir şey çıkmaz. Fakat bir şey oldu Kadir Bey. Geçen hafta Arap Birliği bünyesinde Arap parlamenterler toplantısı yapıldı. Parlamenterler, milletvekilleri. Orada aynen Barış Pınarı Harekatı'na Arap Birliği'nin yaptığı işgaldir, kınama benzeri bir karar yazdılar. Çıkartacakları zaman Ürdünlü bir milletvekili çıktı. Halil Atiye, ismini de vereyim. Dedi ki ya Suriye'yi Rusya işgal edince hiç ses çıkarmadık. Amerika işgal etti, hiç ses çıkarmadık. PYD PKK denilen ülkenin üçte birini işgal etti, hiç ses çıkarmadık. Ve bunların hiçbiri de Müslüman ülke değil. Ama Müslüman bir ülke olan Türkiye 3,5 milyon Suriye'yi besliyor. Kendi sınırlarını korumak için nefsi müdafaa yapıyor. Terör örgütüne karşı, üstelik Marksist bir terör örgütüne karşı savaş yapıyor. Siz burada ona kınama yapıyorsunuz. Bir tartışma başlattılar ve o kınama yazısı rafa kaldırıldı. Ya içlerinde var yani, böyleleri tartışma. Şimdi milletvekili birisi tartışma başlattı. İçlerindeki o insanlar. Şimdi bakınız, Avrupa Arap Birliği maalesef İsrail'in, Amerika'nın emrindedir. Avrupa Birliği zaten bizi, yani aldığı kararlara bakın. Yani Fransa'nın, Almanya'nın yaptığı şeylere bak. Hollanda'nın verdiği şeylere bak. Yok silahımı vermeyecekmiş vesaire. Ya Fransa önce aynaya baksın demedi mi Cumhurbaşkanı? Sen Cezayir'de 125 bin insanı kılıçtan geçir. Fransa'da, efendim şeyde, Afrika'da binlerce insanı şeyden geçir. Katliam yap, sonra kalk Türkiye'ye. Hemen başı sıkışınca Ermeni soykırımı vesaire. Sayın Tosun. Cezayir, bunlar taraflı. Biz, Cezayir konusunu biz görmemezlikten geldik. Evet. Hatırlayın Menderes konusunu. Bunu da toparlayalım isterseniz. Çok özür diliyorum. Çünkü başka ben birkaç şey söyleyeceğim. Bu zorunlu din eğitimi sonrasında bu kadar Alevilikte bu dinin en önemli merkezlerinden birisidir dediğini, ayrı gayrı görmüyoruz dediğiniz zaman. Hı-hı. Bugün veyahut da 17 yıldır diyelim. Diyanet'te bir tane odacı yok Alevi ya. Bir tane vali yok, bir tane emniyet müdürü yok. Yani insanları kodlamanın bir anlamı yok ama bunlar açık mecliste konuşulduğu için konuşuyoruz. Yani doğru değil, herkes, bütün valiler Alevi olabilir, bütün valiler Sünni olabilir, bütün valiler bu ülkenin vatandaşı olarak Hristiyan olabilir. Ama hiç yok. Ama şunu söyleyin, valiler, hükümet Alevilere karşı bir haksızlık, onun hakkını alıp ötekine veriyor mu? Diyanet konusu ayrı bir konu. Bakın ben Diyanet konusunda Erdal Bey'e de katılıyorum, size de katılıyorum. Ben bu konuda yazılmış makalelerim de var. Madem ki Alevi vatandaş da vergi veriyor, devlet Diyanet Alevi'nin de cemevine dedesinin maaşını, temiz ikisinin maaşını vermesi lazım. Bu konuda benim yazılmış şeylerim var, fikirlerim de var. Ama yani şunu söyleyebiliyor musunuz? Alevi vali yok ama Alevilere zulmediyorlar. Hayır kardeşim, giden Alevi gidince Sünni hangi hakkı sahipse Alevi de aynı hakka sahip. Böyle bir ayrım yok. Anadolu'daki köylere gidin, nerelere ne hizmet yapılmış, hangi köylerin yolları yapılmış, hangilerinin yapılmamış. Ben Anadolu'da milletvekilliği yapmış bir insanım. Bakınız biz 2007'de köydesiyle yolu suyu olmayan Alevi köylere bile yol su götürdüğümüzde teker teker gezdim. Ve bundan sonra dediler bize kim hizmet verirse. Ama maalesef seçimde yine gitti CHP'ye oy verdi. Neyse, dindar neslin sonucunda efendim, haram yememek varsa bu ülkede onu da mezhepsel ayrım yapılmayacaksa, düzgün dini öğrenirse, bu insanlar biter, adam kayırmacılık yapmayacaksa, bu insanlar sadece İmam Hatip'ten mezun veyahut da ilahiyetten mezun deyip bir yerlere yükseltilmeyecekse herkesin başı gözü üstünde. Kadir Bey, bu din diyor ki, bu dinin peygamberi efendim diyor ki men eze zimmiyen fakat ezeni. Kim bir zimmiye, gayrimüslime eziyet ederse bana eziyet etmiştir. Bu dinin peygamberi bunu söylüyor. Güzel. Hiçbir zaman gayrimüslime de bu şey şefkati gösteren nasıl Müslüman Aleviye? Türkiye'de bu kadar işsizlik var. Efendim, bu Türkiye'de bu kadar savaş var. Çok Suriye uzuyor, savaşı var. Geçiyor. Yarın bir gün Cumhurbaşkanı şeye gidecek. Biz 1,5-2 saattir. Evet. Keşke onu konuşsaydı. Evet. Keşke onu konuşsaydı. Sen ben onu konuşacağız zannettim. Evet, evet ben de onu zannettim ama evet, 1,5 saattir efendim şimdi bir sorun olmayan hala başörtüsü yasağı. İyi de sizi susturmayın. Hala ezan, evet, hala yani camiler yıkıldı, hala bilmem dinden ben oluyorsun. Ben sizi hala susturup konuyu değiştirmeye ama çalışıyorum ama susturamıyoruz bir türlü ki sizin abi. Evet yani bir türlü bunu zor, politikacıları susturamıyoruz evet, ne yazık. Sayın Kerketlioğlu. Sen de az politikacı değilsin ama. Evet. Ama su hani gerçekten. Bakın.
dindar tartışmasını bu kadar büyüten, uzatan yani sizlersiniz. Üçünüzü kastediyorum. Katılımcılar açısından söylüyorum. Niye araya ondan girdin? Sonra, ya ama iyi de ben de iki cümle söyleyeyim canım. O kadar siz konuştunuz. Ev sahibiz diye hiçbiz konuşmayalım. Renk erkekli oldu. Şimdi birçok... Yani çok önemli konular var da onun için söylüyorum. Birçok seyahatini takip ettiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet. Şimdi Amerika'ya yarın değil öbür gün işte önemli bir şey var, görüşme var. Yoldalar. Diğerlerinden en büyük farkı ne olacak? Çünkü İletişim Başkanlığından tamam program açıklandı ama 7 önemli başlıktan bahsediliyor. FETÖ liderinin iadesinden tutun da Kobani'nin iadesi, Barış Pınarı Harekatı, ondan sonra yaptırımlar, daha önce Cumhurbaşkanı'nın F-35'ler, S-400 üzerinden yine değil mi yeni bir yaptırım tehdidi. S-400 en önemli konu. Diğerlerinden en büyük farkı herhalde değil mi? Bunun çok daha kapsamlı ve çok ciddi bir ziyaret oldu. Hayır, ABD ile yapılan görüşmeler, gidilen ziyaretler, bunlar yapılan ziyaretlerin hepsinde önemlidir ama hani dönemsel olarak tabii çok ciddi sorunlar var. Hiç bu kadar birikmiş miydi? Yok şöyle? Yani çok üst üste. Zaten bir mutabakat var 13 maddelik biliyorsunuz. O mutabakat acaba tam olarak yerine geldi mi gelmedi mi? Yani bizim bütün hafta izlediğimiz açıklamalara baktığınızda gelmedi yönünde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda evet, zaten açıklamaları var. Yani tamamen çekilmedikleri yönünde terör örgütünün, oradaki silahların tamamen teslim edilmediği yönünde. Aynı zamanda sadece Amerika tarafından da Rusya ile yapılan mutabakat açısından da böyle sıkıntılar, hatta devriyeler evet. devam ediyor biliyorsun. Şimdi bu duruyor. İkincisi evet hani Kobani meselesi çok ama çok önemli. Yani sen mutabakatı imzaladığın gün adamlar canlı yayın yaptılar Kobani ile. Yani terörist olarak görmüyorlar adamlar. Neredeyse bir yani bir general, bir parlamenter gibi davranıyorlar adama. Şimdi bunu konuşmak, bunu mutlaka gündeme getirmen lazım. Evet, F-35'lerin en önemli ortaklarından bir taneyiz. Verdiğimiz rakamlar ortada. Ama o konuda bir sıkıntı var. Yaptırımlar kaldırılacağı yönünde açıklamalar vardı, kaldırılmadı. Aksine daha büyük yaptırımlarla. Yani bu bile olabilir deniliyor. Dediğin gibi FETÖ meselesi. Yani Pensilvanya'daki FETÖ elebaşının iade edilip edilmeyeceği veya deport edilip edilmeyeceği konusu. Ki bu arada o FETÖ'nün de açıkladıkları terör örgütleri listesinde yer almaması. Tabii. Hem o hem de yani şey PYD, YPG'yi de koymadılar biliyorsun oraya. Bir diğeri yani temsilciler meclisinde kabul edilen işte Ermeni soykırımı, o sözde Ermeni soykırımı tasarısı. Şimdi bütün bunlar o kadar üst üste bindi ki. Hani bir yandan böyle ilişkiler iyiymiş gibi gözüküp işte hani Barış Pınar 13 maddelik mutabakat arkasından ama Bağdadi'nin öldürülmesindeki müşterek çalışma falan bütün bunlar iyiymiş gibi gözükse de ben her zaman söylediğim gibi hiçbir zaman müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni kabul etmiyorum, etmem. Yarınki ve öbür günkü yapılacak görüşmeden de bundan önce olduğu gibi yine sözler verilecektir, bilmem işte şu olacak bu olacak denilecektir. Ha bir de tabii Trump'tan geliyor olması davetinde bir ilk. Bu anlamda da bir tabii bir özellik var yarınki ve öbür günkü görüşmelerin. Ama ben yine bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Bir de mektup konusu vardı biliyorsun. O mektubunla ilgili götüreceğim demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Oradaki o diyaloglar, o görüşmeler neler olacak? Bütün bunları göreceğiz ama... Bir de bir telefon görüşmesinden sonra karar mı vereceğim demişti Cumhurbaşkanı. Acaba orada... Trump'la yaptığı görüşme. Yani... Gitmeye değecek bir şeyler herhalde duydu ki o telefonda o yüzden. Ya muhakkak bir de şey hani onu her zaman geçen programda da konuştuk. Şimdi ticaret hacmini. Şimdi şöyle bir şey değil o. Yani bu işler böyle diplomatik ilişkiler, dünya işte iki liderin görüşmesi. Bunlar böyle duyguyla işte kalp sinirle ya ben çok canım sıkıldı. Lanet olsun sana falan gelmiyorum kardeşim falan demekle olmaz bu işler. Yani diplomasi bambaşka bir şey. Yani sen davet edilmişsin. Çok ciddi bir yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kabile devleti değil. Çok önemli bir devlet. Bu devletin de liderinden bahsediyoruz. Tabii ki gidecek, görüşecek ama o görüşmede telefon görüşmesinde muhakkak böyle bir bazı ipuçları alınmıştır ki birçok konuda konuşulmuştur. Ki o ve orada da zaten bence davette ısrar da söz konusudur. Çünkü tartışmalar söz konusuydu. Yani bundan da Trump'ın haberi var sonuç itibariyle. Tür şeylerde. Orada da ısrar edilmiştir büyük bir ihtimalle. O gerçekleşecek ama ben yani ne yazık ki bu da tamamen Amerika'nın güvenilmezliğinden kaynaklanan yani müttefik olmadığını düşündüğümden söylüyorum bunu.
yine ben çok ciddi sonuçların alınabileceğini düşünmüyorum. Sayın Aksünger, peki Amerika'nın elinde hangi kozlar var? Şimdi sizce? Ben de yani şu müttefiklik meselesi üzerinden yaklaşırsak konuya, Amerika'yı bir müttefik olarak görmek büyük yanılgı olur. Her zaman. Evet. Ama ben 2010'da da aynı şeyi söylemiştim. Arap Baharı meselesi yaşandığında da burada şöyle bir algı aslında çok değerli Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin kendisine ilgili. Dediğinize yine şuradan katılacağım bir şey var. İngiltere parlamentosunda bir şey yazıyor. Daha öncesi arkadaşlar söylediğinde bugün söyledim onlara da. Yazıyor ki şöyle bir şey. İngiltere'nin dostu yoktur. İngiltere'nin düşmanı da yoktur. İngiltere'nin menfaati vardır yazıyor. Şimdi böyle bireysel falan ilişkiler üzerinden devletler arası bir ilişki hayatta yürümez. Bu yürümemiş. Tarih boyunca da böyle olmuş. Yani o hükümdarlıklar meseleleri onlar ayrı. O zaman kız almışlar, vermişler, toprak genişletmişler. İşte Avusturya'nın yaptığı gibi. Yani başkalarından akraba olmuş. Akraba olmuş, toprak katmış bilmem böyle. O devirler geçeli 200-300 sene falan geçti üzerinden. Artık onlar bitti. Bu hikayede öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi buradan geldiği zaman şöyle bir durum var. Diplomatik bildirilen Trump'la konuşulabilir mi? Konuşulamayacağını görüyoruz. Trump'a güven olur mu? Olmayacağını da görüyoruz. Ama işte geriye dönüp de bir şeye dönmeyelim dediğimiz şeylerle ilgili olarak da dış politikada yapılan hatalarla ilgili konuda hepimiz dersimizi çıkarttık mı? Hükümetin politikalarından göreceğiz. Ben değil yani, ben sonuçta muhalefet olarak bazı şeyleri eleştiririm. Ama iyi şeyler çıkarsa da başımın üzerine koyarım. Ayrı bir şey. Ben ilk günden beri farklı bakışı olan bir insanım. Bir, çok üslupsuz bir hikaye mektup meselesinden sonra oturuyoruz, ondan sonra anlaşıyoruz gibi görünüyor. Ki hani hep böyle topluma böyle anlatılıyor bunların hepsi bir yerinden bakınca. Bir bakıyorsun ki Temsilciler Meclisi'nde küt diye tasarı da geçiyor bir yerinden. Yaptırımlar konusu da 120 günlük şu andaki sürece bırakılıyor. Bu bir şu, bu ne? Bu bir sopadır zaten de 120 günlük süreç. Peki şuna cevap vermesi lazım Cumhurbaşkanı. Bir, kendine getirdiği mektupla ilgili konu, şunu da kabul ederim. Erdoğan'ı severim sevmem bunlar başka işler. Ama Cumhurbaşkanıysa bu memleketin, yani şunu rezervde tutuyorum, bana da Cumhurbaşkanım gibi davranması lazım. Bu da, bunu da rezervde tutarak söylüyorum yani, o da ayrı bir şey. Bana başka şeyler söylememesi lazım yani. O mektubun cevabını, efendim şunu yaptık bunu yaptık, öyle değil. Beraber Amerikan anlaştık yaptık dediysen de beraber yaptığı o noktada kabul etmiyorum. Bir kere bu böyle değil. İki, adam diyor ki senin mal varlığını araştıracağım. Ben de şunu beklerim Cumhurbaşkanı'ndan da. İstediğini yap, araştır, ne yaparsan yap. Yani yap da sana ne oluyor derim yani. Yap. Bu ne demek yani? Hani nereden çıktığı falan bir söylerim bir yerinden baktığında. Şimdi ne tehlikeler var? Tasarı konusuyla ilgili onu geçiyorum zaten. Hani bu gerçekten Türkiye'ye atılmış ciddi bir farklı bir bakış alanı olduğu için geçiyorum. Onu, Ermeni tasarısı meselesini çok tartışma götürür bir konu. O farklı bir şey ama bu yaptırımlar meselesiyle ilgili olarak önümüzdeki sürecin sopalarından biri yine ortada duruyor. Yani karnımız ağrımıyor ki, işte çiğ yemedeki karnımız ağrımıyor meselesini söyleyemiyoruz. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi geçen dönemlerle ilgili şöyle bir durum var. Bakın bu iyi düşünülmesi gereken konulardan birisi. Erbil'den kalkıyor uçaklar Bağdadi operasyonunu yaparken Türkiye sınırlarında falan geliyor. Hava sahasını kullanacağı zaman konuşuluyor ama operasyonun ne olduğu söylenmiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor bir yerinden iyi düşünmek lazım. Burası neresi? Fırat'ın batısı. Neresi? İdlib. Neden söylenmiyor? Yani bir başka bir koz ellerine geçsin. Bence şu var yani ortada. Bir, Bağdadi meselesiyle ilgili olarak ki derin bir şüphe üzerinden yürüyen bir hikayeye dönüyor. Yoksa sen müttefiksen ki yani değil, ben de hani aynı kanaatteyim ama. Yani Türkiye'nin Bağdadi'yi koruyacağını mı zannediyorlar? Yani bu şüphe dediğiniz şey nedir? Bakın şunu demek istiyorum. Bağdadi'nin orada olduğunu Türkiye'yle istihbarat olarak paylaşmıyor. SDG'yle beraber yapıyor bu operada. Fırat'ın batısı burası da bir yerinden baktığınızda. Ama İki, Savunma Bakanı bizimle de bilgi paylaşımında bulunuyor. O uçuşla ilgili geliyor, diyor ki uçuşu
Bu şey yani hani bu onların da açıkladığı şeyler. Sadece uçuş değil, istihbari bilgiler açısından da karşılıklı bilgi alışverişinde. Peki o zaman arkadaşlar internetten bakar kimin nesi olduğunu söylerler bakarlar. Bu benim gördüğüm bütün kaynaklardan, Amerikan sözcülerinin de açıklamalarından, Savunma Bakanı'nın açıklamalarından söylüyorum. Twitter'dan kendi adresinden attılar ve 3-5 kuruş İngilizcemiz var, onları da oradan görüyoruz o yüzden dolayı. Şimdi ikincisi şu var. Biz bunları konuşuyoruz ama hepsini bir tarafından ettiğimiz zaman gidilmemeli gidilmemeli meselesinde diplomasiden her zaman taraftar bir insanım ben. İlk günde Suriye'yle ilgili bu konular çıktığında da Amerikalılarla bunu yapmayın kardeşim. Suriye'nin falan toprak bütünlüğü koruyun. Suriye'yle mutlaka oturun. Esad katilmiş. Ne katiliymiş ya? Her taraf katil dolu. Ne katilmiş, o katilmiş, bu bilmem neymiş, demokrasi yokmuş, oymuş. Ya kardeşim Sudan'ın başındaki herifi getirirken demokrasi mi var da getirdiniz, konuştunuz, bilmem ne ettiniz. Ha Türkiye'nin çıkarı varsa Suudi Arabistan'da da konuş, İsrail'le de konuş. Ben bundan herhangi bir şey demiyorum ilk günden beri. Çözüm süreci konuş. Tamam. Ama bir dakika şimdi. Burada ilk günden beri Amerika'ya meselesi üzerinden konuştuğumuz zaman Rusya gelene kadar çok farklı bir hikaye vardı. Hepimiz de biliyorduk ki şu anda Amerika zaten Deyle Zor tarafında falan diyor ki ben burada kalacağım diyor. Tabii petrol var diyor. Ben burada kalacağım diyor. Şimdi şöyle diye demen lazım senin. Bir dakika kardeşim ya. Sen kimin? Ya Suriye'nin toprakları bu. Biz Suriye'nin bütünlüğünü konuşuyoruz. Sen niye böyle diyorsun ya? Birleşmiş Milletler'de de bunu konuşmak gerekiyor mu? Kesinlikle lazım. Ha tamam. Burada şuna güvenmeyeceğiz bir. Ümmet meselesi üzerinden konuşuyoruz. Araplar meselesi üzerinden. Kendine güveneceksin kardeşim. Kimseye güvenmeyeceksin. Devlet olarak söylüyorum. Öyle efendim bir şeymiş buymuş falan. Güvenilmemesi gerekliliği zaten son gördük, dönemde belli oldu. Gördük çok zaten. Net oldu evet. Yani. Bunu gördük yani. Öyle şuymuş buymuş yani, şuymuş gördük bunları. O gerçekten kendi göbeğini kendin evet. Keseceksin. O zaman da şöyle bir politik. Ben şunun tarafıyım. Bakın bu yine söylüyorum. Amerika'da Rusya'da benim gözümde bir politik süreç yürütebileceğiniz yerler değil. Benim şahsi görüşüm olarak söylüyorum. Bizim mihmandarlığımız veya beraber şeyin içinde çok olacağımız temasımız ekonomik, sosyal olarak da falan Avrupa'dır. Yani çünkü bizim en az 8 milyona ulaşmış vatandaşımız orada bir yerinde ve çok entegrasyon da, 3. jenerasyon entegrasyon da çok yüksek. Yani demokrasi açısından da bakarsak ikisinden çok daha farklı. Çünkü Avrupa'nın bir dengesi var kendine, bir iş dengesi var. Yani şöyle cross check, check balance anlamında baktığında muhteşem bir denge var. Mesela kuzey daha bir denge içerisindedir. Aşağı indi mi milliyetçilik daha çok artar. Bizim amacımız ne olmalı Avrupa'yla birlikte burada? Bir, milliyetçiliği, İslami fobiyi aşağı indirmek olmalı. Ekonomik olan ilişkileri yukarıya çıkartmamak gerekir. Öyle her seferinde Avrupa'da... Ki zaten ticari ilişkilerimizin en yüksek olduğu en yüksek yerler oralar. Yer, Almanya, tabii İngiltere, canım. Fransa. Avrupa her ülke. Seferinde bunlarla kafa kafaya gelmek uğruna bir şey yapılmamalı. Bir an önce bunun yeniden revize edilmesi gerekir. Trump. Kim güveniliyor diyorsa ben ilk günden beri şunu söylüyorum. İlk günden beri çıkalım tek tek videolarda da aynı şey söylüyorum. Bir çatlak geliyor. İki. İkinci adamı bence görebileceğiniz en faşist adamlardan bir tanesi Mike Pence denilen adam. Şimdi bunları söylediğimiz zaman garip garip şeyler söylüyor. Kardeşim ya bırakın bu numaraları ya. Dünyanın her yerinde bu tarikat, cemaat, Hristiyanlıkta da var zaten. Bir sürü yerde var. İşte evangelistlerin kendine bir tarikatının mensubu bunlar tabii, da tabii. Kendine göre. Nasıl sen tarikatlardan çektiysen Avrupa'da çekiyor, Amerika'da çekiyor aslında kendine göre. Mike Pence dediğin adam direkt kafatasçı. Direkt. Müslüman karşıtı zaten bir yerinden baktığın zaman. Amerikan politikaları açısından katı Amerikancı. Ona Trump'a Müslüman seyahat yasağını getiren adam, Meksika konusunda başka şeyler söyleten adam Mike Pence'in kendisi. Trump'a güvenilir mi? Güvenilmez. Mümkün değil. Neden olduğunu da söyleyeceğim. Ya ben Amerika-Rusya ilişkileriyle ilgili baktığım zaman çok komik şeyler görüyorum. Bir, 2011'den çok az bir süremiz kaldı. İki konumuza da söz vereceğim ama toparlarsanız. Yok. Şöyle görüyorum. Üst düzeydeki Sayın Erdoğan'ın kendine göre ikili ilişkiler üzerinden götürdüğü şey en iyi Amerika ile Rusya yapıyor beraber zaten. Sen çünkü Trump Batı Şeria'nın halka yerleşim açılma noktasının mimarlarından birisi. Öyle bir ahlaki bir sorunu var bir yerinden bakınca. Oranın müteahhiti Trump'tı. Başkan olmadan önce finansörü de Ruslardı. Şimdi buradaki esas problem şu. Bizim Trump'a güvenerek bir yere gitme şansımız hiç yok. Sıfır zaten yani. Ama topyekün
Amerikan karşıtlığı üzerinden topyekün Rusya karşıtlığı üzerinden falan olmaz. Bu işe bakmamamız. Vur kır parça bu maçı kazanır şey olur mu yani? Tabii Sayın Tosun. Evet. Niye gidiyoruz o zaman? Bir defa ben şuna katılıyorum. Biz ne Rusya'ya ne Amerika'ya güvenemeyiz. Fakat Rusya'ya da arkamızı dönemeyiz, Amerika'ya da arkamızı dönemeyiz. Diplomasi kapılarını hiçbir zaman kapatmamamız gerekir. Diplomasi yani Erdal Bey'in söylediği gibi sadece Başkan Erdoğan'ın şahsıyla yürüyen bir olgu da değil. Yani şu anda bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da çok tecrübeli bir büyükelçimiz var Serdar Kılıç diye. Bu diplomasinin altyapısını bunlar yürütüyorlar zaten. Ve Cumhurbaşkanlığında, Başkan Erdoğan'ın da gidip orada görüşmesi, yani herhalde yani o mal varlığını bilmem şey, ya Cumhurbaşkanlığı ve Amerika'da mal varlığı olduğu kanaatinde değilim. Bütün düşünce Türkiye'nin çıkarlarını koruyabilmektir. Ve bunu en iyi şekilde yapıyorlar. Yani şimdi ticaret hacmimiz 25 milyar dolar, onu 100 milyar dolara çıkarmak için geçmişten beri şey var. Trump bir şey söylüyor, Pentagon başka şey söylüyor, efendim Kongre başka bir şey söylüyor. Bunların hiçbirisinin bizim dostumuz olduğunu da söyleyemiyoruz ama yani doğrudur o İngiliz parlamentosundaki yazı, hiçbir ülkenin dostu ve düşmanı olmaması gerekir. Çıkarları olması gerekir. Şimdi bütün okların üzerimize yöneldiği bu dönemde Türkiye'nin gidip onunla görüşmesi lazım. Biz hem Rusya'yla hem Amerika'yla yaptığımız anlaşmalarda Suriye'nin toprak bütünlüğünü zaten madde olarak kayıt altına almışız. Bunu ihlal eden Amerika, bunu ihlal eden Rusya ve bunları Amerika'nın yüzüne karşı da, başkanın yüzüne karşı da, kongresinde de söyleyen bizim hem bir diplomatik altyapımız var hem de Cumhurbaşkanı bu açıkça söylüyor. Söylemesi lazım. O mektup meselesi tam bir rezalet zaten. O bir küstahlık. Bu küstahlığa en büyük cevabı Barış Pınarı harekatını başlatarak mektup 9'unda geldi. 9'unda harekat başladı. Yoksa harekat normalde sabahları başlar. Saat 4'te başlamasının ayrıca bence en önemli... Ayrıca bir cevaba da gerek yok diyorsunuz. Tabii 4'te başlamasının en önemli sebebi o mektuba verilen en sert cevaptır. En doğru cevaptır. Ama onun haricinde bu konuyu gündeme getirir Sayın Cumhurbaşkanı. O mektubu yanında götürüyor olması... Onu gündeme getirecek. Nasıl getirecek? Doğrusu onu ben de merak ediyorum. Ne çıkacak oradan? Şimdi operasyon konusunda yani Erdal Bey'in söylediği Türkiye'nin ilgisi yok. Türkiye'nin alakası ilgisi olmadan bakınız. Bölgede Türkiye'den daha güçlü bir ülke yoktur. Türkiye bölgede diyorum. Amerika'dan da güçlüdür. Rusya'dan da güçlüdür. Ne Amerika ne Rusya 911 kilometre uzunluğumuz olan bölgede Türkiye ile bilgi paylaşmadan, Türkiye ile anlaşmadan herhangi bir adım atamaz. Atamaz dedi bakın. Amerika gitmeyeceksin dedi. Barış Pınarı harekatı yapmayacaksın dedi. O ukalaca ve küstahça mektubu gönderdi. Aynı gün harekat başladı. 5 gün sonra Amerika en yüksek, en üst düzeyde heyetiyle, başkan yardımcısıyla, genelkurmayıyla bilmem. O mektup başladıktan sonra geldi. Bakın burada bir şey var. Pence ne zaman geldi? Harekat başladıktan sonra gelip Türkiye'den aman dilediler, aman durdurun bu harekatı diye. Aynı şeyi Avrupa bakınız. Avrupa bu işe karşıydı. Şimdi Türkiye ile görüşmek için Fransa'sı da Almanya'sı da sıra bekliyor, randevu istiyorlar. Barış Pınarı harekatı emperyalizmin tüm baskılarına rağmen, arkadaşlar, Amerika'nın tüm baskılarına şöyle rağmen gerçekleşmiş ve Türkiye'nin gücünü ortaya koymuştur. Türkiye söylediğim gibi bölgenin en güçlü ülkesidir. Gücünü 3 kaynaktan alıyor. Birincisi Türkiye yerden göğe kadar haklı. İkincisi millet arkasında. Üçüncüsü Türkiye artık 2002'de olduğu gibi %80 oranında savunma sanayinde dışa bağımlı değil. Şu anda savunma sanayinde dışa bağımlılığımız %30'lar seviyesine inmişti. Yapma arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye ya. Rusya'ya da Amerika'ya da kabul ettirmiştir. Bakın Tunus'un yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ne dedi biliyor musunuz? Bir tweet attı. Dedi ki tebrikler Türkiye. Türkiye'nin en büyük zaferi Kürtleri 30 kilometre aşağıya göndermek değil. Ben kendisine tweet attım. Kürtler değil onu teröristler diye düzeltelim diye. Asıl en büyük zafer dünyanın en güçlü devletine isteklerini dayatıp kabul ettiren ve bunun üzerine de dünya devletlerinin kendisinden çekindiği bir ülke haline gelmesidir. Bunu Tunus'un seçilmiş Cumhurbaşkanı söylüyor. Çok az bir süremiz kaldığı için Sayın Öğüt'e de
Yani Avrupa Birliği konusundaki ben Erdal Bey'in o yaklaşımına katılıyorum. Ama bakınız Avrupa Birliği daha dün Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye yaptırım yapmak üzere kararlar almaya çalışıyor. Niye? Çünkü Türkiye'ye karşı ön yargılılar. Türkiye Amerika'nın da Avrupa'nın da Rusya'nın da emperyalist emellerini planlarını bölgede bozdu, dağıttı, attı. Sayın Tosun, dolayısıyla toparlayalım çünkü evet. Az bir vaktimiz var. Sayın Öğüt'e de söz vermeden kapatmak istemiyorum. Evet, Sayın Öğüt, sizden de alalım bir değerlendirmenizi, sonra yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Peki. Programımız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o mektupla ilgili AKP'yi savunan arkadaşların söylediği, yok mektup geldikten sonra biz bunu yaptık veyahut da tersini savunanlar var. Hayır, harekattan sonra mektup geldi. Buradaki olay, bunların hepsini tarihe ortaya çıkartacak. Bunların gizli olması mümkün değil. Buradaki bütün mesele şu. Bu mektubu niye en aşağısından muhalefet liderlerine getirip ya böyle bir mektup geldi, bu bana değil bütün ulusumuza yapılmış hakarettir deyip hep birlikte bu mecliste al bu mektubu yüzüne çal diyemedik. Bütün mesele buradan kaynaklı. Ha şimdi sonuç olarak Cumhurbaşkanı götüreceğim en sert şekilde vereceğim diyor. Biz bunu bekliyoruz. En sert şekilde nasıl yapacak bekliyoruz. Bu, bütün mesele 13'ünde belli olacak. Gitmeden önce başka şeyler konuşuluyordu. Mesela şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ben suçluların iadesi anlaşmasını eğer FETÖ'yü vermezse bir daha uygulamayacağım dedi. Bu Ray Branson'dan önce de söylemişti ama yaptı. Bu sözüne de uymasını bekliyoruz. Yani bunun da devam etmesini bekliyoruz. Sıkıştırıldığı an ya bu başka bir şey dememesini bekliyoruz. Bakın bu İbrahim Kalın şey söylemişti. Bir takım telefon görüşmelerinden sonra bazı mutabakatlar sağlayacağız. Ona göre gidip gitmeyeceğimizin yol haritası belli olacak demişti. Demek ki bir şeyler sağlandı. Türkiye'de dolar patlamadı. Yoksa dolar patlardı. Birileri daha önceden haberdar oluyor. Yani bu programda da söyledim. Başka programlarda da söyledim. Türkiye'nin en büyük ekonomisti 8 Ekim'de bir şeyler olacak diye bir not yazdı Twitter'a. 6 ay önce Mayıs ayında 8 Ekim'de bir şeyler olacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Para piyasaları pozisyon aldı dedi. Biz 8 Ekim'de harekata karar verdik. Yani birileri bir şeyleri biliyor. Önceden biliyor diyorsunuz. Birileri bir şeyleri biliyor. Bütün AKP'li arkadaşların bir düşüncesi şu. AİHM bugün bizim düşmanımız, Avrupa düşmanımız. Ya bu AİHM. Yok, AİHM düşmanımız demiyoruz. Hayır. Zaman zaman AİHM kararlarını ya, böyle veriyor. Avrupa'daki, şimdi Avrupa'daki İslamofobiyanın insan hakları, falan. Bakın insan hakları konusundaki en fazla dosya ikinci sırada biziz. En çok cezayı Türkiye'nin alan biziz. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı bütün teröristleri de Avrupa himaye ediyor Kadir Bey. Bunu söylüyorum. Cemalettin Kaplan'ı da Hepsini. PKK'yı da bunlar, evet. FETÖ'yü de bunlar. Söylemek istediğimiz bu, yoksa Avrupa'yla siz güçlü olursunuz, bunları yapamaz. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunların hepsi bizim içimizi karıştırmak için yapabilirler. Burada söylediğim şey şu. AİHM'e Sayın Cumhurbaşkanı giderken sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi giderken sorun yok. Diğer işte başörtüsü için sıkıntılarımız var diye giderken şey yok. Ama başka birileri gittiği zaman ya AİHM'de Müslüman düşmanı. Yok, öyle bir yaklaşımımız kesinlikle yok. AİHM bizim anayasamızda vardır. Herkesin gitme hakkı vardır. AK Partililerin öyle bir yaklaşımı yok. Biz, ay kararlarına uymuyoruz, ceza ödüyoruz sadece. İçeride hukuku sağlarsak. Olur mu öyle şey canım? Biz hukuku sağlarsak. Anayasanın 90. maddesine yazdık. İç hukukun üstünde. AİHM karar veriyor. Yapmıyoruz. Evet, en çok cezayı ödeyen ülkeyiz yani şu an. Cezayı ödüyoruz. Yani gidene niye gittin demiyor. O olabilir. Yani. Yapmıyorsun ama önemli olan hukuku yapmak. Hayır canım, yani verilen kararların çoğu Müslüman olduğumuz için bize genel olarak sıkıntı çıkartmak için özel yapıyorlar diyorsunuz. Bunların hepsi olabilir ama biz müracaat edince yani şey atıyorum. Ya yok öyle bir şey. Öyle bir şey demiyoruz Kadir Bey. Öyle bir şey dediğimiz yok. AİHM'i kastetmiyoruz. Bakın Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı bir şaşı bakışı var. İşte bütün teröristleri saklaması en somut örnek. Sayın Öğüt, son cümlemizi alalım çünkü hukuku öne çıkartırsak, kendi içimizde bir takım hakimlere ya siz ne ceza verirseniz verin hiçbir şekilde sorumluluğunuz olmayacak dersek, bu hakimlerin yüzünden milyonlarca euro ceza ödersek, AİHM'de yargılanırsak,
Bunun sonu yok. İç hukukumuzu sağlayacağız. 700'e yakın habere erişim yasağı var. Gazetecilerin bir kısmı gazeteci olduğu için. Kararı ahimden bozulanan hakimlere ceza vermek aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şunu söylüyorum. Amerika'da yani son cümlemi söyleyebilir miyim? Evet. Amerika'ya gidişte F-35 başarısıyla mı döneceğiz? S-400'ün rampaları bizde kalsın, füzeler şimdilik orada kalsın mı diyeceğiz? Yani bunların hepsinin 14'ünde belli olacak ortada. Göreceğiz. Evet. Umarım çok teşekkür ediyoruz. Onurlu bir ülkenin, onurlu bir şekilde yurttaşları olarak başımız dik olarak döneceğiz. Başkan çok teşekkür Erdoğan ediyoruz. Ülkenin onurunu kesinlikle ayak altına almaz olmamalı. Bakış açısında bu akşam not kalıyoruz. Haftaya yine çok önemli konuları, önümüzdeki hafta daha konuşacağımız pek çok şey olacak bu görüşmeden sonra herhalde. Hepinize iyi geceler diliyoruz.